Sevgili izleyenler, iyi akşamlar. İstanbul stüdyolarındayız. İstanbul stüdyolarında gündem programıyla karşınızdayız. İki akşamdır biliyorsunuz ana haberden uzağız. Dolayısıyla gece bülteninden de uzağız. Çünkü İstanbul'dayız. İstanbul'da dostlarımızla buluştuk. Çok güzel de bir program vardı akşam. Depremzede kardeşlerimiz için Sen Bir Ordusun Vakfı'nın düzenlemiş olduğu bir yemek vardı. O vesileyle geldik. Büyüklerimizle buluştuk ve görevi icra ettikten sonra yeni bir görev var bu akşam bizde. Artık siyasette bambaşka yepyeni görevlerimiz var. Ordular olarak bunu hep söylüyoruz haberlerde. Zira bu dönem ordular için son derece önemli. Nasıl ki Türkiye için önemliyse ordular için de son derece önemli bir seçim atmosferine doğru gidiyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde. Niye? Çünkü ordular yeterince güçlü temsil edilemedi şu ana kadar. Eminiz ki bu sene bu meclis toplantısında yapılanmasında çok daha güçlü bir ordu göreceğiz. O çok güçlü ordunun mimarları bir bir ortaya çıkmaya başladı. Büyüklerimiz var, kardeşlerimiz var. Onlar artık cesaretle beraber aday adaylıklarını koydular. Şimdi bu akşam da çok önemli bir ismi ağırlayacağız stüdyoda. Çok değer verdiğimiz bir ağabeyimiz var. Bizim ailemizden birisi sayılır. O yüzden ben de biraz heyecanlıyım. Bunun için de lütfen kusura bakmayın. Sosyal medyadan, özellikle Facebook'tan bize yazabilirsiniz konuğumuzu tanıdıktan sonra. Ama siz konuğumuzu benim sunumumla değil, VTR ile tanıyacaksınız. Ki daha sonra dönüşte ben hoş geldin diyeceğim konuğumuza. Ve sonra da enine boyuna sohbet edeceğiz. Şimdi VTR'ye girelim. Siz bizim büyüğümüzü VTR ile tanıyın. Sabri Çelebi 1956 yılında Ordu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Aybastı'da tamamladı. Lise İstanbul'da bitirdikten sonra lisans eğitimini sosyoloji bölümünde tamamladı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde Sivil Toplum Kuruluşları Siyaset İlişkisi tez konulu yüksek lisansını yaptı. İş hayatına İnşaat sektöründe başlayıp uzun yıllar yurt içi ve yurt dışında aile şirketinde taşeronluk ve müteahhitlik yaptı. Halen bu şirkette yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Sabri Çelebi'nin hayatının yarısından fazlası hemşehrilerine ve memleketine adanmıştır. Kendi beldesinin derneği olan Aybastı Feritözü Derneği Başkanlığı, Aybastılılar Derneği Başkanlığı, Ümraniye Ordulular Derneği Başkanlığı başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun kuruluşunda ve yönetiminde görev almıştır. 2009 yılında kurucusu olduğu Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı oldu. 2014 yılına kadar iki dönem bu görevi yürüttükten sonra ara verdi. 2018 yılında tekrar Ordef Genel Başkanlığı'na seçildi ve dördüncü dönem başkan olarak hala görevine devam etmektedir. 2017 yılından bu yana 21 Karadeniz ilinin oluşturduğu Karadeniz Sivil Toplum Konfederasyonu başkan vekilliği görevini başarıyla yürütmektedir. Sabri Çelebi evli ve 4 çocuk babası, 6 torun dedesidir. Hemşehri sevgisi, doğduğu topraklara, yaşadığı şehre olan tutkusu 30 yıldır hiç bitmedi. Orduların birlik ve beraberliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Ailesinden, işinden, zamanından ve maddiyatından fedakarlık yaparken onun tek isteği hemşehrilerinin metropol şehir İstanbul'da hak ettiği gibi yaşaması ve temsil edilmesiydi. En büyük hayallerinden biri olan Ordu Tanıtım Günleri etkinliğini 2011 yılında hayata geçirdi. Ordu Günleri her yıl daha da coşkulu şekilde geçtiğimiz yıl 11. kez yapılarak yine İstanbul'daki hemşehri tanıtım günlerine damgasını vurdu. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna nerede bir hemşehri derneği varsa, nerede bir ordu etkinliği varsa o oradaydı. Yorulmadan, sıkılmadan, yeter artık demeden 30 yıldır hemşehrileri için çabaladı, çalıştı. Çalışkanlığı, azmi, dürüstlüğü ve adaletli tavırları her zaman takdir topladı. 30 yıldır edindiği tecrübeyi şimdi siyaset aracılığı ile Türkiye için kullanmayı kendisine görev olarak gören Sabri Çelebi, AK Parti İstanbul Milletvekili aday olarak bugünden itibaren verdiği startla bu kutlu yürüyüşe ilk adım attı. Bizler ordular olarak her daim Sabri Çelebi Başkanımızın yanındayız. İstiyoruz ki ve inanıyoruz ki İstanbul'da yaşayan orduların abisi, hamisi ve yol göstereni olsun. Başarılar diliyoruz başkanım.
yolun da yönün de açık olsun. Davulcu, bu... Bir ömrü memlekete millete hizmetle geçmiş ve o hizmeti bir üst seviyeye taşımaya gönüllü ismimiz, büyüğümüz, kıymetli büyüğümüz Sayın Sabri Çelebi, artık AK Parti'nin milletvekili aday adayı birinci bölgeden. Efendim hoş geldiniz ve hayırlı olsun. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi öyle program yapacağız ki sevgili izleyenler, daha önce belki tanık olmadınız, bizi de bu pozisyonda görmemişsinizdir. Niye görmemişsinizdir? Bir kere bu akşam kesinlikle tarafız. Neden yana tarafız? Çünkü biz ordunun hep iyi temsil edilmesini istiyoruz. Her bölgede, hem orduda, hem Ankara'da, hem de İstanbul'da. İstanbul inşallah bu sefer o temsile layık isimlerle oluşacak. Onların belki İnşallah. De en başta geleni Sabri Çelebi olacak. Buna canı gönülden inanıyorum. O yüzden de çok tarafız bu akşam. Orduluk adına tarafız. Sabri Çelebi biraz önce izlediniz. Ama o izledikleriniz arasında eksikler de vardı. Sabri Çelebi iş insanı, Sabri Çelebi sosyolog, Sabri Çelebi siyaset bilimcisi, Sabri Çelebi STK yöneticisi. Ama işinin büyük bir bölümü aslında STK yöneticiliğiyle geçti. Ki biz ordulular onu hep Ordef'le tanıdık, Ordef'le özdeşleşti. Gece gündüz demeden Ordef'le mesai veren bir isim oldu Sayın Sabri Çelebi. Bunların tamamını konuşacağız. Ama istiyorum ki biraz daha büyük girelim, biraz daha evet. Türkiye resmiyle girelim olaya. Ondan sonra yavaş yavaş orduya girelim ki bizim özümüz aslında ordu, orduluk, ordunun temsili. Dolayısıyla en fazla da orayı konuşacağız. Sevgili başkanım, maalesef ülke olarak kötü günler geçiriyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Bir deprem felaketi yaşadık, ardından 37 gün geçti, bir sel felaketi yaşadık. Bu yaralar nasıl sarılacak diye girelim. Evet. Öncelikle 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ve inşallah hayatta olanlara da sağlık ve afiyet diliyorum. Ya. Ve devamında yine 2 gün önce oldu zannediyorum. Şanlıurfa'da ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da rahmet diliyorum. Çok geçmiş olsun diliyorum. Evet, şimdi sorunuza gelelim. Bu yaralar nasıl sarılacak başkanım? Evet. Şöyle söylemek istiyorum. Aslında ülkemizde ülkemiz ya tabiat olaylarıyla veyahut da işte ne bileyim pandemiyle başlayan ve daha sonrasında pandemi sürecinin sonunda dünyada baş gösteren ekonomik kriz ve üretim krizi de diyorum buna ben aynı zamanda bunlarla mücadele etmek zorunda kaldı ve başarıyla ülkemiz bunu güçlü bir iktidar, güçlü bir liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in istikrarlı, ağır başlı ve gerçekten bir yönetim lideri karakteriyle bunları kolayca aştık. Tabii ki dünyada örneklerine baktığımız için böyle diyoruz.
Onun ekonomik kriz ve ondan sonra deprem. Zaten Türkiye bir deprem kuşağı ülkesi. Evet, maalesef. Yani parçalı illerde depremde oluyordu. Yani hemen anında müdahale edilip yaralar sarılıyordu. Çok da toplumsal olarak fazla da gündem olmuyordu. Ama bu son 6 Şubat depremi gerçekten çok büyük gündem oldu. 11 ili yendiren bir deprem oldu. Coğrafyası çok genişti. Çok fazla yıkım vardı. Evet. Şimdi şöyle bir aslında bunu sormak istediğim tam biraz daha sadeleştirmek istiyorum. Başkanım şunu sormak istedim aslında. Önümüzde malum seçim var. Evet, evet. Çok ciddi de bir maliyeti var bu depremin ülkeye. Karşıda bir muhalefet bloğu var. Sizin karşınızda bir muhalefet bloğu var. Altılı masa deniyor. Biliyorsunuz HDP'nin de durumu belli değil şu anda. Onlarla konuşacağız elbette ki ama. Eğer olur da AK Parti iktidara değişiklik yapılırsa, muhalefet seçimi kazanırsa, bu yapılanmayı AK Parti'nin yapacağı gibi ya da AK Parti hükümetinin yapacağı gibi sağlayabilir mi altılı masa? Yoksa muhakkak ki bu yapılanma için Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin iktidara kalması mı gerekir? Ben bu yıkılanların yapılacağı altılı masa tarafından yapılabileceğine inanmıyorum kendim. Hayat deneme yanılma tecrübesidir. Bunu tabii geçmiş dönemlerde AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem yerel yönetimlerde hem de genel yönetimde iktidardı. Evet. Ama geçtiğimiz yerel seçimlerde muhalefetin de yerel yönetimlerde iktidar olduğunu gördük. Ama şunu çok da başarılı olmadığını, beklenenleri vermediğini gördük. Bu bir deneme yanılmadır. Aslında ben STK'dan geliyorum. STK'daki arkadaşlarımla bunlar uzun uzun konuşuruz memleket meselelerini. Ancak bu yıkılanların yapılması, bu ekonomiyi ayağa kaldırmak, bölgeyi ayağa kaldırmak, güçlü bir liderin yapabileceği bir icraattır diyorum. Ve bunu Cumhur İttifakı ancak onaracaktır yararlarımızı. Cumhur İttifakı saracaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği saracak bu yaralarımızı. Biz buna inanıyoruz ve STK'larımızla da bunu konuşuyoruz biz. Sürecin devamı için AK Parti'nin de devam, devam etmesi lazım. Şart. Şimdi bizden sonra bu ülkeyi biz çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağız. Bilinmezliklere doğru rotasında giden bir gemi varken bilinmezliklere doğru yelken açmanın ülkemiz açısından, milletimiz açısından çok fayda getirmeyeceğini düşünüyorum. Bu bir macera mı olur başkanım? Yani altılı masanın bu işi yapacağını ummak, beklemek bir macera mıdır? Şöyle diyorum, 2 yıla yakındır Millet İttifakı adı altında oluşumlar oldu. İşte ne bileyim, her gün yorumcularımızın, televizyoncularımızın gündemi hep işte Millet İttifakı toplandı. Kendi partiler, öbür partiler toplandı. Ondan sonra öbür partiye gittiler ve hep izledik bunları. Ama bu yani ortaya bir proje koyamadılar. Ve hep şunu söylüyorlar, diyorlar ki niçin bir projeniz yok dediği zaman seçim startı verilmedi. Sanki hükümet, Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı kopya mı çekecek? Zaten icraatın içerisinde yani yaraları sarıyor, ekonomik krizleri çözmeye çalışıyor. Vatandaşlarımızın yaşam şartlarını daha nasıl kolaylaştırırız, bu krizi atlatırız diye. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Zaten işin başındalar. Evet. Ama sizin kopyanızı niye çeksinler ki? Niye sizden kopya çeksinler öyleyse? Ben STK yöneticisiyim. Bizim öyle boşa harcanır zamanımız olmadı. Bugün size gelelim, çay içelim, pasta yiyelim. Yarın öbür tarafa gidelim. Siz de yarın bize gelin. Efendim böyle bir zaman kaybına ülkemizin tahammülü yok diye düşünüyorum. Ben Cumhur İttifakı'nın olmazsa olmaz diyorum ülkemiz için. Ancak yaraları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı salacaktır diye düşünüyorum. Buradan devam edelim Sayın Başkanım. Başkanım vekilim artık yavaş yavaş vekilime doğru evrileceğiz inşallah yavaş yavaş. Evet. Şimdi altılı masada biliyorsunuz uzun zaman aday açıklanamadı. Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar. Açıklamaya bir gün kala da İYİ Parti masadan kalktı. Evet. Daha sonra da 2 gün sonra çeşitli sebeplerle masaya yeniden döndü. Evet. Bu seçmende bir kırılma yaratır mı? Onlar açısından bir negatif algı oluşturdu mu piyasada? Ben sosyoloğum. Yani yüz hattından, resimden okuma yapabiliyorum. Sayın Meral Akşener gerçekten altılı masanın en çok efor sarf eden, en çok gündemde olan lideriyken tam aday açıklanacağı zaman toplantıyı terk etmiş olması,
Ve biz burada noter miyiz? İşte bize önerilerini onaylayacak mıyız deyip çıkış yapması. Evet. Belki o doğruydu yani. Belki doğruyu yaptı. Ama sonra neden geri dönüş yaptı? Bunu da bilmiyorum. Hangi pazarlıklar oldu? Niçin geri döndü? Ama şunu gördüm. Meral Hanım'ın yüzünde mutlu olmadığını gördüm. Bir siyasi lider eğer mutlu değilse nasıl verim olacak? Ben STK yöneticiliği yapıyorum. Eğer yönetimimle, arkadaşlarımla mutlu değilsem icraat yapamam. Yapamıyorum yani. Orada ya kendimi feda ederim ya da yeni bir seçim, yeni bir arkadaş grubuyla yoluma devam ederim ki STK'nın işi aksamasın. Bu nasıl yürüyecek yani? Baştan aslında çatlak yarattı mı ittifak arasında? Yani hemen yola çıkmadan bir gün önceydi böyle bir sıkıntı yaşanması, yola çıkmadan daha bir çatlak oluşturdu mu? Sevgili İsa Bey kardeşim, ben inşaat sektörüne geliyorum, iş adamıyım. Beton çatladığı zaman, beton bölünür, bunun yaması olmaz. Bunun üzerine şap da sürseniz, ilaç da sürseniz çatlamıştır. Bu masa çatlamıştır aslında. Bunun üzerine nasıl bir ilaç sürdülerse, ne zamana kadar tutar onu bilemiyorum. Daha önümüz daha seçim sattığına girildik, az bir zaman kaldı. Adayları belirlenecek, kim kime ne kadar aday kontenjanı verecek, daha bunlar muallakta. Yani bunlar nasıl çözecekler? Bu böyle bir ay iki ayda çözecek iş değil. Tam yeri yani, gelmişken sorayım başkanım. Evet. Masada aday adaylığı belirleme sürecinde bile kavga eden bir yapı. Evet. Daha sonra oldukça sert açıklamalarla masadan kalkan bir lider. Olur da seçimi kazanırlarsa dediğiniz gibi kabinenin yapımında, ülkenin yürütmesinde bu kadar ağır bir sınav veriyoruz. Depremin yaralarının sarılmasında aynı refleksi, aynı yönde hareket etmeyi, aynı düşüncede buluşabilmeyi başarabilirler mi? Mümkünatı yok. Şöyle yani şimdi zaten altı lider var, altı masada görünmeyen liderler var. Bunun yanında iki büyükşehir belediye başkanı da masaya ortak ettiler zannediyorum. Çünkü başkan yardımcılığı vaadiyle. Biz STK yöneticisi, hep STK ile bağlantılı kuruyorum. Ben bir yöneticiyim neticede. Bir STK'da bile önce kararlarımızı dar çerçevede alırız. Sonra arkadaşlara anlatırız bunu. Böyle bir şey yaparız. Ama burada 7 kişi, 7 ortak, 8. ortakla da beraber nasıl karar alacaklar yani? Nasıl karar alınacak? Mümkünatı yok. Zaten Türkiye'den ben siyaset bilimciyim, uluslararası ilişki uzmanıyım. Oraya da geleyim. Yani başkanlık sistemi, parlamenter sistemi diye bana sorsanız ben bunu ilmini yapan adamım. Ben başkanlık sistemi derim. Nedendir? Türkiye gibi ülkelerde hızlı karar vermek durumu gerekir. Hızlı karar verilmelidir. Özellikle içinden geçtiğimiz zor süreçlerde. Özellikle çağımızın işte ne bileyim asrımızın konjektürel yapısında büyük güçlerin birbiriyle mücadelesinin savaşında dikkate alırsak hızlı karar verecek iktidarlara ihtiyaç var. Hadi 3 ortak olduğumuz verdiniz. Verebilirsiniz. Yani hızlı verebilirsiniz kararı. Ama 7 ortaklı, 8 ortaklı bir hükümet yapısı ülkemize çok mesafe zaman kaybettirir diye düşünüyorum. Yani böyle bir şeye ihtimal vermiyorum ben. Yani olacağına. Ama gerçekten bu resmi vatandaşlarımızın iyi çekmesi gerekiyor ya. Ben aslında konuyu aydınlatmak için o yüzden ısrarla kuturuyorum bu yapının üzerinde. Biz de biliyorsunuz iki kişi bir araya geldiğinde bile karar almanın zor olduğu bir dönemde bir millet modelinin olduğu yerde 6 kişinin 6 artı 2 tane Büyükşehir Belediye Başkanı da koyarsak bir de HDP'yi koyarsak 7-8 kişinin bir araya gelip de karar alabilmesi yeteneğinin çok üst düzeyde olan insanlar tarafından ancak başarılabilmesi mümkünken bunun özellikle üstüne gitmemdeki sebebi aslında bu seviyeyi yakalayabilirler mi? Peki başkanım buna ek olarak şeyi sormak istiyorum. HDP'nin masadaki konumlanmasını nasıl buluyorsunuz? Kılıçdaroğlu ile HDP eş başkanı görüşecek. Burada ne çıkar sizce? Ben şöyle söylüyorum. Tamamıyla taviz çıkacaktır. Çünkü HDP Türkiye'de oy alan bir siyasi parti. Eyvallah. Ama HDP terör örgütüyle ilişkisini açıktan dillendiren bir partidir. Nasıl olacak? Yani 40 bin, 50 bin şehit verdiren Türkiye ülkemize hala çok büyük galeler açan bize savunmamızın, ülkemizin kalkınmasına harcayacağımız paranın büyük bir kısmını tamamını aşağı yukarı savunmaya harcıyoruz. Bize bu paraları harcatan böyle bir terör yapılanması varken ve bunun devamı olan HDP de inkar etmiyor. Biz diyor bizim varlık nedenimiz diyor işte o PKK diyor işte efendim YPG her neyse bunlar terör örgütü değildir diyor.
Şimdi nasıl olacak bu o zaman? Bizim milli savunmamız nasıl olacak yani? Siz örgütü reddetmeyen bir yapıyla nasıl bir savunma kuracaksınız? Ülkeyi nasıl savunacağız? Çok sıkıntılar olacağını düşünüyorum. Allah göstermesin diyorum. Evet, çelişkiler de var burada. Evet. Yani ben de siyasete biraz yakın bir şahıs olarak yorum yaptığımda özellikle İYİ Parti ile HDP'nin yan yana konumlanmasını, Saadet Partisi ile HDP'nin yan yana konumlanmasını çok hani canlandıramıyorum. Nasıl bir sonuç doğurur, yürütmede nasıl bir yere varır? Çok da kestiremediğimiz bir durum oluşuyor aslında baktığınız zaman. Terste AK Parti için de yorum yapılıyor bununla ilgili. Mesela Hüdapar'la, Hüdapar'ın yürütmede payı olmayacaktır diye tahmin ediyorum ama Hüdapar'la da AK Parti keza aynı şekilde değerlendirme yapılan partiler oluyor. Evet. O yüzden biraz bu seçimin sonuçları sanki fazla şey sonuç bilinmezlik gerektiriyor ya da getirecek gibi görünüyor. Savunma sanayinden devam etmek istiyorum bu noktada. Savunma sanayinde özellikle AK Parti'nin büyük bir başarısı var. İyi bir gelişim var ülkenin bu yönde ve üst üste yapılan da dünyanın dikkat çeken hamleleri var. Evet. Savunma sanayiyle ilgili de muhalefetin açıklamaları var. Altılı Masa'daki biliyorsunuz Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ın bir açıklaması var. Burası kutsal değil. Elbette ki buraya dokunacağız dedi. Evet. Ne kastettiğini de aslında açıklamadı daha sonra. Evet. Burayla ilgili ne söylemek istersiniz? Zaten Sayın Babacan'ın ekonomide geçmişte bakanken severdik. Başarılı bir çizgisi vardı ama yeni bir parti kurduktan sonra kendisi yeni bir lider olduktan sonra söylemleri tamamıyla değişti. Yapılanlara özellikle ben 1983 yılındaki seçimlerden bu yana Anavatan Partisi'ndeki siyaseti takip eden, icraatları takip eden birisiyim. İşte savunma sanayimizin ne zaman bir adım ileriye atmaya çalışsa emperyalistler tarafından sürekli bir darbe tehdidiyle karşı karşıya kaldık. Şimdi bizim zaten dışarıdan savunma sanayimizi engellemek isteyen emperyalist güçler varken, egomanik güçler varken kendi İç yapımızda kurulmuş olan genç bir siyasi partinin liderinin böyle demiş olması zihinlerde soru işaretleri yarattı. Benim zihnimde gerçekten soru işareti yarattı. Bugün işte SİHA'ların, İHA'ların, işte bu savaş teknolojisi ürünlerin Karabağ'da, Libya'da neler yaptığını gördük. İşte destan yazdılar gerçekten. Bizim sınırlarımızın savunmasında da yani çok önemli başarılar imza attık. Gerçekten geçmiş yıllarda çok büyük kayıplar veriyordu silahlı kuvvetlerimiz. Bu savaş aletlerinin geliştikten sonra çok şükür ki zayiatımız az oldu. Yani sınırlarımızın ötesine kadar terörü kovmamıza sebep oldu. Bunu neyle dokunacağız biz? Nasıl dokunacağız yani? Kimden alacağız, kime vereceğiz? Nasıl dokunacağız bunlara? Bu gerçekten soru işareti. O zaman dokunacaksak kardeşim bunları yapmayın durdurur mu diyeceğiz yani. Allah korusun yani ben bunun aksini düşünemiyorum yani. Konu gelmişken hemen TOG'la devam edelim başkanım. Bir şey söyleyecektiniz herhalde. Kesmeyeyim, unutmayın onu. Türkiye uzun bir aradan sonra 74'lerden sonra ilk kez bir araç deneyimine kalktı ve ilk araçlar da önümüzdeki aylarda teslim edilecek. Evet. TOG artık yollarda olacak. Türkiye'nin otomobili biliyorsunuz artık 100. yılında Cumhuriyetimizin yollara çıkmış olacak. Bununla ilgili görüşleriniz nedir? TOG'da vatandaşın ilgisi nasıl olur? Gerçekten de proje başarılı olur mu? AK Parti açısından değerlendirirseniz ne söylemek istersiniz? Şöyle değerlendiriyorum. Biz genelde milliyetçi bir ülkeyiz. Nasıl milliyetçi? Biz şey anlamında ideolojik bakımdan milliyetçi ama ülkemizin kalkınması açısından, zenginleşmesi, refahımızın yükselmesi açısından milliyetçiyiz. Yani milliyetçi olduğumuzu düşünüyorum. Geçmişteki sol liderlere de baktığımız zaman işte bu rahmetli Ecevit diyelim hani solcu olarak bilinen ama milliyetçi bir liderdi. Şimdi biz bu ülkenin yıllardır kendi otomobilini yapma işini hep hayıflandık. Evet. Hepsine hayıflandık. Geçmişte bir otomobil yapma deneyimi oldu. 60'lı yıllarda biz çocuktum ben ona çok aklım ermiyor. Ama başarı ulaşmadı. Bu neden başarı ulaşmadı? Liderin irade koyamamasından dolayı başarı ulaşmadı. Belki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi iradesini koyabilen bir lider olsaydı belki o gün o otomobiller Türkiye'nin karayollarında yürüyecekti. Evet. Avrupa'nın, Amerika'nın otomobil pazarı olmayacaktı belki. Şimdi çok bu otomobile muhalefet edenler efendim şu parçası burada yapıldı, bu parçası burada.
Ya biz bunu ruhsatı kimin elinde? Mülkiyeti kimin? Türkiye Cumhuriyeti'nin. Sayın Cumhurbaşkanı'na Allah razı olsun. İşte yok mu bu otomobili yapacak baba yiğit dedi. Ve işte insanlar bir araya geldiler. Yapıldı. Gayet güzel. Fiyatı hiç önemli değil. Yani bizim paramız Almanya, İsveç'e, Norveç'e, İngiltere'ye, Amerika'ya gitmektense ülkemizde kalacaksa fiyatı hiç de önemli değil. Fiyat da yüksek değil üstelik başkanım. Evet, biliyorsunuz evet. En üst model 1 milyon 250 evet. bin liradan satışa sunulacak. Sevgili izleyenler de bilgisini verelim. 950 bin liradan başlayan bas fiyatla en yüksek modelin fiyatı da 1 milyon 250 bin lira. Bugün baktığınızda en alt segmentteki araçların hemen hemen fiyatı bu fiyatlarda olduğu evet, için. Evet. TOG'un donanımlı bir TOG'un fiyatının çok da fazla olmadığı evet. görüşündeyim ben. Dolayısıyla çok fazla ilgi olacağını düşünüyorum. Zaten 4 günde 7 bin başvuru olmuş. Evet. Bunlar çekilişle kurayla belirlenecek. Tabii sahiplerine kimlerin alacağı kurayla belirlenecek ama gerçekten de açısından büyük bir atılım olacak gibi görünüyor TOG. TOG'un burada yapılmış olması, ülkemizin bir milli markası olması, mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olması, etrafındaki yan sanayi gelişecektir. İnsan kalitesini, insan kaynaklarımızı gelişecektir. Yani buna bu açıdan da bakmamız lazım. Yani tamamen yerli ve milli bir ürün yani. Bizim için muhteşem, muhteşem diye. Bir iki mesaj okuyayım başkanım. Evet. Hem siz de duyun bunları, evet. Özellikle size yazmışlar. Musa Kışla hayırlı olsun demiş. Ali Yaman yazmış. 70 kişilik çalışma ekibimizle sahadayız. Başkanımıza başarılar diliyoruz. Eminiz ki de mecliste kendisini göreceğiz diyor. Eyüp Kaya yazmış. Yine başarılar diliyor size. Yaşar Koyun yazmış. Başarılar diliyor. Zafer. Hepsini okuyamıyorum lütfen. Kusura bakmayın sevgili izleyenler. Mesajın içeriğini okuyamıyorum yani. Detaydan gitmek durumunda sağ olsun kalıyorum. Arkadaşlar. Evet. Çok ciddi bir desteğiniz var bu arada başkanım. Zaten olmaması şaşırtıcı evet, olurdu. Evet. İnşallah ordular sizi meclise taşıyacak. Siz de inşallah orduları meclise layıkıyla temsil edeceksiniz. Kesinlikle. Ordular noktasına geleceğiz. Zafer Kadıoğlu yazmış, başarılar dilemiş. Eyüp Kaya yazmış, başarılar dilemiş. Yaşar Koyun, Zafer Kadıoğlu ve Hacer Yılmaz, yine biliyorsunuz yakinen tanıdığınız bir isim. Evet. Hacer Yılmaz, başarılar dilemiş. Şimdi başkanım, ülkenin ciddi bir sorunu var. Özellikle son dönemlerde, son iki yılda pandemiyle beraber, pandeminin bitmesiyle beraber başlayan bir ekonomik sıkıntımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu noktada üretim, istihdam, cari açık kapatmak gibi bir evet, hedefi var. Evet, evet. Bu hedef nasıl başarıya ulaşır? Enflasyon düşürmeyi bu rakamlarla enflasyon düşürebilir mi Türkiye Cumhuriyeti? Ve vatandaşımız bu noktada önümüzdeki yıl vaziyle en azından bir yıl, 1,5 yıl sonra rahatlar mı ekonomik olarak? Evet. Öncelikle pandemiden başlayalım. Pandemi gerçekten bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok ağır masraflar yarattı. Yani bu yükün, bu masrafın altından kalkmak, bu kaynakları üretmek her baba yiğidin karı değildir diyorum. Ancak bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bir hükümet bunu yapabilirdi. Şimdi ben STK'cıyım. STK şapkam var benim. Buradan da bahsedeyim. Bu konuyla alakalı. Biz işte Çin'de, Wuhan'da şu oldu, bu oldu. Televizyonlarda izlemeye başladık. Eyvah Türkiye'de gelecek ama bizden önce İtalya'ya, Fransa'ya, Avrupa'ya gitti. Bize Avrupa'dan geldi. Ve izliyoruz işte yollarda, efendim parklarda ölüyor insanlar. Yani ilaç bulamıyor, doktor bulamıyor. Evet. Efendim eyvah dedik yani. Ben STK'yı yönetiyorum. Eyvah. Bizim ülkemizde de böyle olursa ne yapacağız? Hemen komisyonlarımızı oluşturduk biz. Sağlık komisyonumuz, sosyal hizmetler komisyonumuz, hukuk komisyonumuz ve güya biz bir hemşeri kitlesi olarak kendi hemşerilerimizden oluşan 250'ye yakın sağlıkçı, güvenlikçisinden profesyonel kadar hemen kendi portföyümüz aldık bunları. Bir hastamız olursa hemen anında müdahale edilsin. Eczaneleri, hemşire eczaneleri hemen kayıt altına aldık. Ya içeride ilaç bulunamazsa biz dışarıdan ilaç nasıl bulacağız? Biz bunları bunlarla iştigal ettik. Yani ne yapabiliriz? Ama çok şükür şunu söylemek için, niçin bunu söyledim? Çok şükür Türkiye'de korkulan olmadı. Hükümetimiz bunun üstesinden geldi. Tabii ki canlarımız gitti. Ama biz diğer ülkelere baktığımız zaman, Amerika'ya baktığımız zaman, Amerika vatandaşına hiç sahip çıkmadı. Hele parası olmayan hiçbirisi tedavi olamadı. Birçok ülkeye yardım etti üstelik Türkiye'de evet, bu dönemde. Türkiye birçok ülkeye yardım etti. Yani biz pandemiyi... Yani diğer ülkelere bakarak, bir kişinin de kaybı da hasardır ama diğer ülkelere bakarak az hasarlı atlattık.
Evet. Yani başarılı bir dönem geçirdi Türkiye. Gerçekten iyi bir sınav verdi pandemide. STK demişken oradan devam edelim. Başkanım, sizin uzmanlık alanınız STK'lar. Evet, gerçekten de orduya çok uzun süre hizmet etme imkanınız oldu. Çok başarılı da dönemler geçirdiniz. Evet. Gerçekten Sabri Çelebi işimi tam efsane oldu. Özellikle Ordef'le beraber özdeşleşti, efsane oldu. Tam da hak ettiği zamanda, tam da zamanında aday adaylığı geldi bana sorarsanız. Evet. Önce geçmişi konuşalım, sonra geleceği konuşalım. Yani STK dönemini değerlendirmek istiyorum. Nasıl geçti ömür STK'da? Abi şöyle, şimdi bir fıkrayla başlayayım. Eminönü'nden yolcu vapuru kalkmış, Üsküdar'a yaklaşmış. Kış mevsimi, güz mevsimi, yağmur yağmış, kar yağıyor falan. İşte abi köprüye, iskeleye yaklaşırken vapur, insanlar hep acele eder. Sanki içeride kalacakmış gibi, daha vapur yaklaşmadan kıyıya atlamaya çalışırlar. Evet. Ve insanlar vapuru daha bağlanmadan kıyıya atlamaya çalışırken bir hanımefendi aşağı düşürmüşler. Düşmüş aşağı suyun içine. Denize düşüyor yani boğazdan. Herkes birbirine bakıyormuş. Hava da soğuk. Yani kurtarın kurtarın diyorlarmış yani. Herkes birbirine diyormuş. Ama atlayan yokmuş. Gencin bir tanesini arkasına itmişler, suya atmışlar. O kurtarmış, yukarı çıkartmış ve etrafına bakıyormuş. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun demişler ona. Beni kim attı bu suyun içine demiş. Tamam. Şimdi bizim STK'cılarımız da böyledir. Şimdi bir toplantıda sağ olsun hemşehrilerimiz, ilk deneyimlerimizde bana güven duydular. Dedi ki siz de yürüyelim. Daha 1991 yılında itibari. Peki hemşehrimizin verdiği güven, görev bizim için kutsaldı. Ve işimizden de daha öne geçti. Ailemizden de öne geçti neredeyse. Çünkü evde ne yedin, ne içtin kimse bilmez ama STK'yı, bu DNA ne durumda yönetiyorsun? Ne yapıldı? Bunu herkes görür. Yani evet, çok önemlidir bu. Ben öyle başladım bu işe. Zaman zaman ara versem de kopamadım. Kopartmadılar beni daha doğrusu yani. Kopartmadılar. Kaçmaya çalıştım. Yine öyle oldu. Köy, ilçe, il işte derneklerimde başkanlıklar yaptım. Yöneticiler yaptım. En sonunda 2006 yılında Ordu Dernekler Federasyonu kurulma aşamasında yine hemşehrilerimiz bizi davet etti. İlla kurucu olacaksın. Burada kurucu olmamız lazım. İşte sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin orduluların bir adım daha nasıl ileriye gider? Bunun hizmeti yapabilecek bir STK inşa edelim. Öyle başladık. Orada Allah rahmet eylesin Salih Ziya Cürüt başkanımıza bir dönem başkanlık yaptı ve ondan sonra görevi bana tevdi ettiler. Öyle başladık biz. İki dönem devam ettik. Yine bıraktık. Benden sonra Ali Çelik arkadaşıma bıraktık. O bir dönem devam etti. Celalettin Dervişoğlu kardeşimize bıraktı. Ben onların hep yine yanındayım. Hep birlikte yürüdük. En Celalettin Bey'in dönemi sona erirken de arkadan arkaya ya sen bir dönem daha gel. Ya yapma, gözünü seveyim, etme, eylemeyim. Beni yapmayın bir daha dedim, tamam mı? Yapmayın bir daha. Yok, olmaz, ihtiyaç var dediler. Yani ya bak, ihtiyaç yok, bir başka arkadaşım yap. Biz de seninle aynı yönetimde olacağız dediler. Öyle mi? Tamam o zaman. Bugün Türkiye'de hiçbir örneği yok. Bir STK'da başkanlık yapmış 3 tane başkan aynı yönetimde olması mümkünatı yok yani. Bu çok büyük bir örnek bizim evet için. Bizim STK'cılığımız böyle başladı. Orduluları kendi kardeşimiz gibi bildik. İşi düşenlerin mutlaka bize bir sorunu iletirmişse, kardeşim ben bu kapıyı senin için çalacağım ama açılır mı onu bilemiyorum. Ama elimden gelen yapacağım. Hiçbir kimseyi geri döndürmedik. Yani hasta olur, herhangi bir iş arayan olur vesaire, öğrenci olur. Kimsenin elini boş göndermedik. Bunları çözmeye çalıştık. Çünkü bu bizim misyonumuzdu. Bu federasyonu bu niyetle kurduk. Ama o günden bu yana tek federasyon ayakta kalmayı başladı. Aslında federasyonumuz bizim bir konfederasyon yükünü taşıdı. Evet. Yani hala da taşımakta. Biz bu federasyonu kolay büyütmedik. Yani gerçek çocuğumuz gibi yani. Yani kulağımızda çınlıyor. Ordef deyince kulağımızda çınlıyor daha böyle gerçekten. Evet. Çok şükür ikinci jenerasyon genç arkadaşlarımız işte Ali Yaman gibi, buna işte
Oğuzhan gibi burada kendisi. Evet. Gençler artık bizden sonra bu görevi devralacaklar. Kendi kuşaklarından sonraya da devam ettirecekler. Çok önemli, önemsiyoruz. Önemli bir kuruluş, kurumlar. Çabuk organize oluyoruz ordular olarak. Şimdi ben biraz şeyi uzatıyorum ama Estağfurullah başkanım, sahne sizin. Bundan sonra sahne yabancı sizin. Bilim adamları şöyle diyor. Denekçilik diyor, denekler Türkiye'nin modernleşmesinin önüne engeldir diyor. Bunu bizim yerli hocalardan da duydum. Nasıl oluyor bu dedim, yani nasıl engel oluyor? Ya işte insanlar hep siz ilişkilerinizi birbirinize devam ettiriyorsunuz efendim. Başka insanlarla ilişkiniz olmuyor. Böylece toplumsal gelişme modernleşmiyor. İyi peki. Modernleşmiş olan diğer insanlarla, hemşehri gruplarıyla, yani ülkemizin hemşehri gruplarıyla iletişim olan arkadaşların, hemşehrilerimiz oluyor. Bir cenaze olsa apartmanda 3 kişiyle indirmek zorunda kalıyorlar. Geçen gün kağıthaneye gittim. Kağıthanede nikah dairesi var. Oraya gittim, bir işim vardı. Baktım sandalyede 15-20 kişi oturuyor. Nikah memuru var, nikah yapıyor. Ya bunu o kadar bizim düğünlerimiz, efendim davetlerimiz o kadar güçlü oluyor ki. Evet. O kadar güçlü. Ya bizim için olmazsa olmazın. O zaman niye dernekçilik yani modernleşmeye engel olsun? Dernekçilik bizim hemşericilik anlayışımız bir noktadan sonra kardeşlik anlayışı olmuştur. Ben ordulu hemşehrilerim nerede görsem ya kardeşimi görmüş gibi oluyorum ya. Bu kadar özümsedik biz bunu. Ben mi bunu yapıyorum diyorum. Bak başkaları da öyle davranıyor. O davranışı seviyoruz. Ya ne kadar güzel. Biz bundan mutluyuz. Allah bozmasın. Mesainin evet. Birçoğuna biz de şahit olduğumuz için başkanım söylediklerinize evet. Tamamen katılıyorum. Çok başarılı bir dönem geçti gerçekten evet. ORDEF'te. Aslında istiyoruz ki bahsettiğiniz cümle arasında geçti. ORDEF aslında konfederasyon pozisyonuna geçseydi ya da ORDEF'in yöneticileri evet. Konfederasyon pozisyonuna evet. Geçse belki ORDEF'e o sinerji daha fazla evet. Yayılacaktı. Tabii. Ama ORDEF'te gerçekten o yükü layıkıyla taşıdı. Şimdi iki mesaj var. Birisi önemli. Onu okuyacağım. Yüksel Yavuz, Sabri Başkanımıza inanıyor, güveniyoruz. Allah muvaffak etsin demiş. Necati Özdemir yazmış. Necati Başkan yazmış. Sayın Başkanım yolun açık olsun demiş. Necati Başkan'ı inşallah bir akşam ağırlamak istiyoruz. Aslında bu akşam öyle programımız vardı. STK'larla ilgili evet. Ama maalesef oluşturamadık, dengeyi kuramadık. Ali Başkan da dışarıdaymış. Ordunun çok önemli değerleri var. O değerleri de biz çok önemsiyoruz. Her fırsatta söylüyoruz. Temsil gücümüzü artırmamız lazım. O temsil gücünün gelecekteki nesiller için de çok fazla önemi var. O neslin temsilcilerinin bu stüdyoda çok olmasını istiyorum. Yani Sabri abi inşallah Ankara'ya gidecek. Bu eminim ki çok iyi mesai yapacak ordular için. Ama bir Sabri Çelebi değil, 10 tane Sabri Çelebi inşallah oradan gitsin meclise. Bizim oradan da 6 tane gideceğine göre güçlü bir yapı oluşsun ki temsilimiz güçlü olsun. Milletimizin sorunları tek tek çözülsün. Talepleri direkt merkezine ulaştırılsın. Her partiden aslında temsilcimiz olsun istiyoruz. Dağıtım eğer yelpaze renkli olursa bizim çözüm bulma olasılığımız daha güçlü olur. Daha fazla artar. Kesinlikle. Her kesimden sesimiz çıkarsa sesimiz daha çok duyulur. Kesinlikle. Şimdi başkanım şunu sormak istiyorum. Bu kadar tecrübe var. Evet. Bu kadar bilgi birikimi, eğitim var. Kültür var. Her şey var. Yani bir milletvekilinde aranan her özellik var. Ben o yüzden tarafım. Yani gitmenizi de canı gönülden istiyorum. Hep çok ne söylüyoruz bu ekranlarda? Memleket millet sevdası olan, geçmişinde başarı hikayesi olan dürüst ahlaklı adamlar Ankara'ya gitsin. Evet. Lütfen aksi de aday olmasın arkadaşlar. Evet. Başka türlüler evet. De aday olmasın. Böyle istiyoruz. Sayın Başkanım da bunların hepsi var. Allah razı olsun. Hepsi sağ ol, var. Çok sağ ol. İnşallah da başarılı bir şekilde gider ve temsilde hak ettiği gibi orduların yüz akı olur mecliste. Bunun için de kadrolar da var. Yani orada az sonra geleceğim. Biraz önce resimde yürürken gördüm. Çok da yan yana durduğunuzda ikisi de ben orduluyum diyen iki adam var yani. Biri iki baba yiğit, birisi Osman evet. Duru Kabak tabii. Bir evet, tanesi de evet, sizsiniz. Evet. Ona geleceğim biraz sonra. Evet. Şimdi Sabri Çelebi milletvekili oldu. Evet. Ajandasının birinci sırasında ne var? Şöyle söyleyeyim. Ajandamın birinci sırasında hemşehrilerimin ihtiyaçlarına, isteklerine cevap verecek iyi bir kadro kuracağım. Kendim Ankara'da evet. Kuracağım. Ve tabii ki ben şu anda İstanbul'dan birinci bölgeden müracaat ettim. Tabii milletvekili seçilirsek Türkiye'nin milletvekili olacağız. Bu İstanbul'un olur. Bu ana vatanımız diye söyleyeyim. Ordunun olur. Evet çok önemli. Ben, oraya da geleceğim ayrıca. Ben şunu söyleyemem. Bana ordudan bir hemşerimizin, bir kardeşimizin bir isteği olduğunda... Ya arkadaşlar ben İstanbul milletvekiliyim.
onu Ordu milletvekiline söyleyin diyemem. Yani ben kendim hem Ordu milletvekili gibi hem İstanbul'un milletvekili gibi bu sorunlara çare üreteceğim. Gece gündüz ben STK'da bunun örneklerini gösterdik. Hiçbir karşılığı olmadan, hiçbir menfaat beklemeden, malımızla, canımızla nerede çağrılmışsak, hangi program nerede varsa, hangi hemşerimizin sorunu varsa, kim nerede hastaysa koşmuşsak biz bunu, biz milletvekili olduğumuzda da bunu çok iyi yaparak üstesinden geleceğime inanıyorum. Allah'ın izniyle. Çünkü amacımız hizmet. Niye bugüne kadar bekledin? Neden bekledin? Ya ben STK'larda hep tarafsız kalmak durumu doğduğu için her dönem işte hemşehrilerimiz var, siyaset yapanları var. Hepsine eşit davranıyoruz, hepsine adil davranıyoruz. Ve böylelikle kendim siyasete girsem mi girmesem mi ve aslında girmemeyi düşünüyordum yani. Çünkü işimize de bakmamız lazımdı. Eğer ben farklı işler peşinde olsaydım bir yerden yaklaşırdım. Ben bugüne kadar çoktan milletvekili olurdum. Evet. Ben bir bedel bir karşılık beklemiyorum. Beklemeden Allah bana nasip ederse milletvekili olmak neymiş? Bunu gösteririz inşallah. İnşallah nasip i̇nşallah. Olsun. Tam evet. da böyle isimlerden bahsediyorum. Evet. Böyle evet. adamlar lazım işte millete. Onların meclisteki gücü çok daha fazla, sesi çok daha güç evet. çıkacaktır. Evet. Çünkü birilerine bağımlı gidince sevgili izleyenler şöyle bir durum var. Hepiniz katılırsınız. Daha önce AK Parti memur gibi atamalar yaptı. Sağda var yok bakılmadı. O yüzden sahayla entegre de olunamadı maalesef. Evet, evet. Şimdi düzen terse döndü. Recep Tayyip Erdoğan'ın evet mutlak bir oyu var ama sahadaki isimlerin karşılık bulmasına da ihtiyacı var. Yani artık adaylar oy getirebilen şahsi oy sahibi vatandaşlar olmak zorunda. AK Parti'nin seçimi belki de bu dönem en kritik olan seçimlerden bir tanesi. Bu vesileyle Sabri Çelebi biraz daha avantajlı mı? Şöyle söyleyeyim ben avantaj açısından bakmıyorum. Şöyle diyorum. Neden milletvekili olmaya karar verdim? Nereden çıktı bu? İşte bizim Fatih Özdemir kardeşim de kulaklarını çinlerim. Evet. İstanbul'a geldiği zaman ya bu sene 3 çıkaralım, 4 çıkaralım, 5 belediye başkanı, 5 milletvekili hep konuştuk böyle. Ama çok başarılı olamadık hem aday çıkması konusunda. Bu dönem çok arkadaşlarımız var. Ve bana da arkadaşlarımın şöyle bir tazyiki oldu. Ya bu kuramın önünü aç, artık milletvekili adayımız ol. Bizim önümüz aç, belki bize başka ufuklar açar. Yarın yerine seçimler geliyor. Başkanım yapma. Ve ben hakikaten bu bir. İkincisi de ülkemizin içinde bulunduğu konjonktürel yapı, siyaset yapılanması, dış konjonktürel yapılanma. Bütün bunları değerlendirdikten sonra ülkemiz bir emperyalist kuşatmayla karşı karşıya. Ben eğer bana güvenirse hemşehrilerim, bu güveni siyasette hükümete desteğe çevirebilirsem ben milletvekili olmuşum olmamışım işte önemli değil. Yeter ki bizim çocuklarımızın geleceği, torunlarımızın geleceği heba olmasın. Ben bu niyetle yola çıktım ve milletvekili adayım. Bu birinci aşamadır bizim evet. için. Birinci aşama. Yani bu düşüncelerle milletvekili aday olur. Başkanım bir mesajım var. Bir soru evet. daha soracağım. Ondan sonra herhalde araya gideceğiz. Evet. Değil mi? Araya gideceğiz evet. herhalde. Şimdi Hikmet Melek yazmış. Hikmet Hoca yazmış. İsa Bey sizi ve kanalınızı tebrik ediyorum. Ve sevgili Sabri Çelebi Bey kardeşime de çıktığı yolda başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin demiş. Benim sevgili abim, sevgili yol arkadaşım Hikmet abim. Çok teşekkür ediyorum. Evet biz de teşekkür ediyoruz Hikmet abiye. Yine bir mesaj daha bakayım. Raif Çevirme bir fotoğraf atmış. Teşekkür edelim Raif Çevirme'ye. İstanbul'daki orduların kahramanı Sabri Başkanımıza başarılar dilerim demiş. Ümit Yaman beyefendi yazmış. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kıymetli hemşehrilerime. Sabri Çelebi orduların güvenilir ismidir, yüz akıdır. Mesajlara hiç bakmamıştım. Mesajlara bakıyorum bu arada sevgili izleyenler. Mesajdan yazmazsanız, sosyal medyada yazarsanız daha iyi olur ama ben bunları da okuyacağım. Sabri Çelebi orduların güvenilir ismidir, yüz akıdır. Orduların her düşünce kesimini ötelemeden bir arada tutar. Bir kişiliği, bir
Herhalde orayı yanlış yazmış. Diriliği tesis eden kişidir demiş. Destekliyorum, yol açık olsun demiş. Faruk Menderes İmamoğlu. Faruk abi bir hata yapmışsın. Beni de hataya sürükledin. Faruk abiye de sevgiler, selamlar. Bizim Faruk üstadımız abi. Faruk abi çok kıymetlimiz. Evet. Selam ediyoruz ona da buradan. Çok teşekkür ediyoruz. Çok merak edilen bir konu var. Bunu da sorayım, öyle kapatalım. Evet. Şimdi Sabri Çelebi nereden çıkacak? Herkes aslında bekliyordu ama ters bir köşe bekliyordu. Herkes şaşırdı Sabri Çelebi AK Parti deyince. Evet. Niye AK Parti? Ben milliyetçi muhafazakar bir insanım. Biraz önce nedenlerinden bahsettik. Ülkemizin çok sorunları var. İşte mavi vatan sorunumuz. Evet. Mavi vatan bizim için sorun değil, başkaları bize sorun yapıyor. Emperyalistler bize bunu sorun yapıyor. İşte Ege Adaları sorunları. Efendim ülkemizin güneyinde Kuzey Suriye'deki terörist yapılanma. Efendim işte Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılması. Efendim bir nükleer santral yapılıyor yani. Ülkemiz senelerce bunların hayalini kurdu. Bir nükleer santral. Çok önemli açığımız enerji açığı. Cihazlar için büyük bir kısmı oluşuyor. Evet. Yerli otomobilimiz TOK yapılıyor. Evet. Efendim savunma sanayimizde füze teknolojileri gelişti. İşte Amerika bize S-400 aldınız diye bahane kurarak bir emperyalist kuşatmanın peşinde. Ve diyor ki bize müttefikiz. Müttefik demek ortak, arkadaş demektir. Gidelim yürüyelim ama arkadan 100 tır dolusu silah terör yapılanmasına. Ya böyle müttefiklik mi olur ya? Evet. Yani iyiyiz arkadaşız ama. Son soruyu size şeyden soracağım. Uluslararası ilişkilerden soracağım ki son dönemde çok dikkat çeken ivmeler var. Evet. İttifakla yani Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın da çok ayrıştığı bir konu bu. Evet. Bakış açıları çok farklı. Evet. Bu da tabii ülke açısından son derece önemli ve kritik. Evet. Özellikle içinden geçtiğimiz süreçte. O yüzden bu konudaki fikirlerinizi çok merak ediyorum. Eminim toplumumuz da çok merak ederdir. Evet. Bir Rusya gerçeği var, bir Batı gerçeği var. Evet. Bu ikisi arasında değişen siyasi konjonktür var Türkiye'de. Evet. Bir kesim Batı'dan yana tavır alırken, hatta Rusya'ya tavır alacağını söylerken, bir kesim de muhakkak Rusya ile ilişkilerimizin, diyaloglarımızın devam etmesi gerektiğini söylüyor. Evet. Ama bunu ikinci yerde konuşalım. Bu şeye sığdırmayalım. Evet, evet. Çünkü uzun bir konu gerçekten de. Bizim de ilgi alanımız olan konulardan bir tanesi. Evet, evet. Başkanım şu soruyla devam edelim istiyorum. Biraz daha Sefat da beni duyuyordur. Sefat biraz süreyi alalım, reklamı kısalım. Arkasındaki yayını da çok sarkıtmadan gitmeye çalışalım. Kısa bir ara veririz. Daha sonra ikinci yerde kısa tutarız. Şimdi başkanım, ordu gerçekten çok güçlü. Evet. Nasıl güçlü? Ordunun Genel Başkan Vekili var AK Parti'de. Evet. Sayın Numan Kurtulmuş. Orada Beşiktaş Belediye Başkanı AK Parti'nin kurucu isimlerinden bir tanesi. Evet. Recep Tayyip Erdoğan'ın abiyle hitap ettiği önemli, değerli bir isim. Evet. Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler. İstanbul'da öyle bir il başkanı var ki AK Parti'nin, Osman Nuri Kabaktepe. Kumaşı gerçekten ben siyasetçiyim diyor. Hitabeti, konuşması, bilgisi, donanımı kesinlikle, ben siyasetçiyim kesinlikle diyor. Aynı şekilde Millet İttifakı'nın da güçlü olduğu bir il ordu. Evet. Ama biz kendi alanınızdan bakmak istiyoruz. Yani AK Parti alanından sizi değerlendirmek istiyoruz. Bu kadar güçlü bir yapının temsili nasıl oluşacak bu dönemde? Vatandaşlarımız hani şöyle bir söz vardır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır sözü var. Bunu çok dikkat ederler. Ben bir yere iş teklifi versem önce yapmış olduğum işlerin efendim bir dökümünü götürürüm. Gelirler, onu görürler ve ondan sonra bize diğer işi verirler. Aksi takdirde bir referansım yoksa, gösterecek bir işim yoksa bana işi vermezler. Ben serbest piyasa müteahhitiyim. Mühendislik firmasıyım. Devlet yönetimi de buna benzetiyorum. Benim vatandaşlarım, benim hemşehrilerim örneğini yaşamışken hastasına devlet yardım ediyorsa, hasta bakıcısına yardım ediyorsa, efendim bugün ilaçlarını parasız alıyorsa, hastanede ücretsiz tedavi oluyorsa, şimdi bunlar yapılıyorken bilinmezlik var yani. Yani ne olacak yani, durup dururken yani kendi rahatımızı mı bozacağız? Zorluk, hayatta zorluk olmayan ülke yok, zorda olmayan ülke yok. Ama bu saydığım şeyler, bu hizmetler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Cumhur İttifakı tarafından 20 yıla yakındır bir zamandır bir sosyal politika olarak üretiliği devam ediyor. Ama şimdi Millet İttifakı bunu nasıl yapacağını açıklamadan işte bu şehir hastanelerine gözaltına alacağız. Bunları inceleme altına alacağız.
her şeyi incelem altına alıyorlar. Ya kaynak nereden bulacaksınız? Kaynak da sağ olsun Sayın Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gitti. İşte güvenilir bir hükümet olursa 500 milyar dolar para var dediler. Bize bu 500 milyar doları kara kaşımıza, kara gözümüze, ala gözümüze, kara kaşımıza bakarak mı verecek batırlar? Evet. Batırlar günahını bile parayla satan emperyalistler. Bize nasıl para verecekler? Yoksa 1881 yılında kurulan düğünü umumiye mi teslim edecek ülkenin hazinesine? Nasıl olacak? Hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın, karar vermekte zorluk çekenlerimizin bunlar çok iyi düşünmesi lazım. Evet. Yani durup dururken yürüyen bir araba, yürüyen bir sistem varken yani bir topal arabaya binmesinler diye düşünüyorum yani. Bu şekilde ayrım yapabiliriz ancak. Rüştünü ispat etmiş bir iktidar varken macera aramaya gerek yok diyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Ben yeni sorumu yenileyeceğim. Evet. O sorunun cevabını alamadım çünkü. Bir ara verelim. Ben soracağım şimdi başkanım size. Tek tek soracağım o isimleri. Bir ara verelim. Sonra aradan sonra kısa bir ara verelim. Ondan sonra hemen devam edelim. Kaldığımız yerden sevgili izleyenler hemen dönüyoruz efendim. Ayrılmayın ekranlardan. İçin dayanışma vakti. 17-23 Mart tarihleri arasında Kalafatların 29. yılına özel kampanyalar sizleri bekliyor. Kalafatlar, ordunun markası. Ordunun markası, Kalafatlar çok farklı. Alışverişte hesaplı, Kalafatlar çok farklı. Adalı Gayrimenkul yeni projeleriyle ordunun her yerinde sizlere yaşam alanları sunmaya devam ediyor. Şahincili Mahallesi'nde ADL Park, Harman Yeri, Pınarbaşı, Bahar Bahçe projeleri. Cumhuriyet Mahallesi'nde Akçatepe Evleri. Şirin Evler Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Terzili Mahallesi'nde muhteşem konumda yepyeni projeleriyle orduyu kucaklıyor. 1000 metrekare yeni showroom alanı, size özel mimarları ve özel ekipleriyle evinizi dizayn etme imkanı sunuyor. Hayalinizdeki eve, evdeki hayalinize Adalı Gayrimenkul'le ulaşın. Kaliteyi ucuza almak için çok uzağa gitmenize gerek yok. Bölgenin en büyük toptan ve perakende seramik mağazası Fatsa'da. Kütahya Seramik, Ordu Bölge Bayi, Murat Kaçak Şirketler Grubu. Fatsa Termas Spa Otel sizlere şifa olmaya devam ediyor. Oldukça zengin bir mineral yapısına sahip olan suyumuz, florür, kalsiyum, potasyum, sülfat ve klorür minerallerince zengin kaplıcamız, ülkemizde eşine az rastlanan içilebilir bir termomineral sudur. Kaplıca suyumuz 48 derece doğal kaynak çıkışı ile hipertermal mineralli sular sınıfına girmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uzmanlarının yaptığı tıbbi değerlendirme raporunda kaplıca suyumuzun romatizmal hastalıklara, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, kronik kabızlık, diyabet, kronik bel, boyun ve kas ağrıları, sporcu yaralanmaları, yumuşak doku, eklem zedelenmeleri, fibromiyalji, kireçlenme, bazı kadın hastalıkları ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği belirtilmiştir. Fatsa Termal Spa Otel. Alan Yapı'dan Cumhuriyet Mahallesi'nde beklenen proje Altın Oran. Modern çizgileri, fark yaratan mimarisi, denize yürüme mesafesinde oluşu, nezih konumuyla dikkat çeken proje 3 blok 52 daireden oluşmaktadır. 3+1 125, 135, 150 metrekare, 2+1 100 metrekare ve özel bahçeli daire seçenekleriyle çocuk oyun alanları, kamelya ve oturma alanları, yüzme havuzu, spor sahası, her
her daireye özel yarı kapalı otoparkı, yerden ısıtma sistemi ve sayamadığımız birçok özelliğiyle eşsiz bir yaşam alanı Altın Oran. Kaliteli malzeme, özenli işçilik. Kısacası alan yapı kalitesi ve güvencesiyle Altın Oran siz değerli müşterilerini bekliyor. Poytel, mantolomada %50'ye varan enerji tasarrufu, kusursuz yalıtım, 4 mevsim konfor. Poytel ısı yalıtım sistemleri. Yeniden iyi akşamlar sevgili izleyenler. Merhabalar. Sabri Çelebi Beyefendi bu akşam konuk ediyoruz. Ekranlarını yeni açanlar için AK Parti İstanbul 1. Bölge adayı kendisi STK'larda ömrünü geçirmiş başarılı bir isim istiyoruz ki orduları mecliste temsil etsin. Sabri Çelebi'ye bir mesaj var. Oradan devam edelim. Sonra ben yine sorularımla devam ettireyim programı sevgili izleyenler. İsa Bey hayırlı akşamlar demiş. Hayırlı akşamlar efendim. Sabri Başkan'a başarılar diliyorum. Aynı gemideyiz. Büyük Birlik Partisi Ordu Milletvekili adayı olarak davet edilmenin gururunu yaşıyorum demiş Yaşar Demirci. Efendim başarılar diliyoruz inşallah. Büyük Birlik Partisi ittifaklardan da sizin ittifakınızdan da aslında ciddi hamleler var. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Evet. Büyük Birlik Partisi var, MHP vardı. Evet. Sayıları artacak gibi görünüyor ittifakların. Bakalım bu şekillenmeler nasıl olacak. Evet. Şimdi sevgili başkanım, iki soruyu atladık. Onları geri almak istiyorum. Bana tekrar. Birincisi, orduların bu seçimde AK Parti'ye sayenizde katacağı güçten bahsetmek istiyorum. İkinciyi daha sonra sorayım. Evet. Şöyle izah edeyim. Ben ordu STK'larında yöneticilik yapıyorum ama Karadeniz Konfederasyonu'nda da genel başkan vekiliyim. 22 ilden oluşan, 40'lar ilinden Artvin'e kadar oluşan Tokat, Amasya, Çorum illerinde içinde olduğu, Gümüşhane, Bayburt illerinde olduğu bir konfederasyonda genel başkan vekilliği yapıyorum. Aslında ben milletvekili adaylığımı öne almasaydım Kastop'un bu dönemki başkanı olacaktım. Sıra orduya gelmişti. Evet. Ne katacağımı söyleyeyim. Ne katacağımı. Şimdi ben biraz önce şapkalarından bahsettik. Evet. Siyaset bilimciyim. Uluslararası ilişkiler uzmanıyım. İş adamıyım ben. Ekonomiyi biliyorum. Biliyorum. Ne? Efendim bugüne kadar hiçbir hemşerime, hiçbir soru soruna yanlış yol göstermedim. İsabetli kararlar verdik. Onun için toplumda da hiçbir hemşerimizin bir isteğini geri çevirmedim. Allah'a hamdolsun kötü bir sicilimiz yoktur. Bize güvenenler hiç mahcup etmedik. Bu benim hemşeri kitlem tarafından da, bölgesel kitlem tarafından da, hatta biz 81 STK'ları tarafından da bizim şahsımızda, Ordu Denekleri Federasyonu şahsında ordu çok büyük bir değer görmekte ayrıca. Yani bizim sözümüzde itibar edilir, bize güvenilir. Ben onun için torunlarımı düşünerek, ülkemi düşünerek bir yola çıktım. Milletvekili adaylığımı gerçekleştirdim. Ben hemşehrilerimin bana sahip çıkacağını düşünüyorum ve herkesten çok güzel telefonlar, mesajlar alıyorum. Biz sadece İstanbul'a değil, Sakarya'dan, Adapazarı'na, Kocaeli'den Yalova'ya, Bursa'ya, efendim Çanakkale'ye kadar benim basın açıklamamda Çanakkale Konfederasyonu Başkanımız da misafirimiz de bizi desteklemeye gelmişti. Yani çok büyük katkı sağlayacağım inanıyorum. Ya şimdi ben iki günden bu yana buradayım, İstanbul'dayım. Evet. İlk resminizi gördüğüm zaman ben de heyecanlandım ve direkt WhatsApp durumunda paylaştım. Sevgili izleyenler, benim yakın dostlarım görmüşlerdir. Şimdi mesajlara bakıyorum. Mesajlara baktığımda ve çevredeki insanlarla sohbet ettiğimde, özellikle ordulu hemşehrilerimizle sohbet ettiğimde bir ortak nokta yakaladım orada. Yani siyaseten ideoloji sahibi olan isimler, evet, farklı kulvarda olan isimler bile
farklı partilere destekleyen isimler, gönüllerine farklı parti olan isimler bile Sabri Çelebi'den dolayı sanki AK Parti'ye oy atacak gibi. Evet. Dolayısıyla AK Parti'ye tam da ihtiyacı olan türden bir aday adayı kazandırılmış gibi büyük bir sinerji yakalayacağınız evet. muhakkak. O yüzden eminim ki AK Parti'ye de ciddi bir katkınız olacak. O AK Parti'nin tek tek sormak istiyorum. Yukarıda Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş evet. var. Orada Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler evet. var ve İstanbul'da Osman Nuri Kabaktepe var. Evet. Nasıl bir işbirliği olacak? Evet. İstanbul'dan başlayayım isterseniz. Evet, lütfen, başkan. Bizim İstanbul'da uzun yıllardır her yerde ordumuz adına seslendiğimiz, bağırdığımız, ordu şivesi çağırdığımız, bağırdığımız toplantılarda işte ordular nüfus oranına göre neden temsil edilmiyor? Şunda eksiyiz, bunda eksiyiz. Her yerde biz şikayette bulunduk. Şikayet ediyorduk daha doğrusu yani. Bundan dolayı da siyaset kurumları biraz beni çok şey görürlerdi yani. Hızlı davranan, hemşeri milliyetçisi vesaire. Ama geldiğimiz son günlerde hemşerilerime şunu söylüyordum. Arkadaşlar eğer biz siyaseti tabandan başlatmazsak başarılı olamayacağız. Belki zaman alacak ama herkes kendi dünya görüşüne uygun siyasi partide görev alsın. Mahalle, ilçe, il teşkilatlarında ağırlıklı ordulu sayısına ulaşalım diyordum. Ve benim yine bizim hemşehrilerimiz, bizim hemşehrilerim aslında bizim sağ, sol, şu parti ayrımımız olmaz. Hepimiz hemşerilerim, hepimiz bizim canlarımız, hepsi kardeşlerimiz. İşte Canan Kaftancıoğlu hanımefendi Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanı oldu. Evet. Ordular bunu çok büyük teveccühle karşıladı. Neden? Bir hemşerimiz orada il başkanı oldu, bir hanımefendi diye. Ve daha sonra da işte 2 yıl öncesiydi zannediyorum, Osman Nur Kabaktepe hemşerimiz AK Parti tarafından il başkanlığına namzet görüldü ve il başkanı oldu. Bir gazetede yazı çıktı, İstanbul Gazetesi'nde, ulusal bir gazetede. Evet. Bunu bana küpürünü kesip göndermişlerdi. İşte Sivaslıların nasıl Nurettin Sözen'e Büyükşehir Belediye Başkanı yaptıysa İstanbul'da, Ordu STK'larının faaliyetleri de meyvesini vermeye başladı. İşte bugün 2 tane büyük partinin il başkanı Ordulu. Hatta diğer partilerde de vardı, zaman zaman oluştu. Ve birçok partide bugün Ordulu genç kardeşlerimiz ilçe başkanlığı görevlerinde, efendim ilçe yönetim kurullarında siyasetin kapılarını aralamaya başladılar. Bu bizim için çok sevindirici gelişme. Ben 2 başkanımıza da iletişimim oldu. 2 il başkanımızda da. Osman Nuri başkanımızda farklı bir enerji gördüm ben. Gerçekten şunu gördüm. Artık bu bölgesel topraktan aldığımız genlerimizden midir, nedendir? Bizim üzüldüğümüz şeylere üzüldüğünü gördüm ben. Evet. Ve tabii ki bir metropol şehirde, bir metropol kentte il başkanı. Sadece ordudan il başkanı değil, 81 ilden İstanbul'da yaşayan İstanbul hemşehrilerinin il başkanı. Herkese şefkatini gösteriyor. Ben bunu Osman Nuri başkanımdan, il başkanımdan bu enerji aldım. Açıkçası yani aldım. Ve kendisini çok başarılı buluyorum. Ve kendisini sadece bu il başkanlığı görevinde değil, ülkemize, İstanbul'umuza çok lazım gelen görevlere de layık görüyorum ben kendisini. İnşallah nasip biz, olur. Biz milletvekili olalım olmayalım ama Osman Nuri Kabaktepe Başkanımızın ordulları olarak her zaman yanında olacağız, arkasında olacağız. Arkasında güç olacak. İnşallah. Ordular yanında olacak. Yani bunu sağlayacağız. Sayın Bakanımız Numan Kurtulmuş Beyefendi'yle de iletişimlerimiz oldu. Zaman zaman ziyaretlerimiz oldu. İşte etkinliklerimizi paylaştık, etkinliklerimize davet ettik. İşte sorunlarımız oldu, onları söyledik. Hepsini çözüme kavuşturdu. Bizim ne yaptığımızı, ne yapmak istediğimizi özellikle son yıllarda daha iyi görüyorlar. Neden? Ya biz parti üstü hareket ettik. Yani hiçbir hemşerimizi ayırmadık. Herkesin kucağı. Ve bunu siyaset kurumlarımız çok şükür ki bu noktaya geldiler. Yani bu federasyon, bu Ordu Dernekler Federasyonu büyüğünden küçüğüne, bütün siyasi partilerimize, bütün siyasetçilerimize eşit mesafede. Hepimize kolaylık gösteriyorlar. Hepimizi kucaklıyorlar. Ve Türk ordu siyaseti bu noktaya geldi. Biz bundan çok mutluyuz, çok memnunuz.
Tabii ki Ordu'da yine bir abimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, beyefendi, Ordu beyefendisi. Tabii ki bir Büyükşehir Belediyesi yönetmenin zorlukları var. Ama Ordu için çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Evet. İletişimimiz bu şekilde. Peki Ordu ile köprü kurulması noktasında bizim hep baştan beri savunduğumuz ancak başarılı olamadığımız dersem herhalde yanlış söylemiş olmazım. Orduların bir araya gelmesini istiyoruz. Yani hem iktidarı hem muhalefeti bir araya gelmesini, orduların beraber hareket etmesini ve hem metropol şehirde İstanbul'da hem de Ordu'da çok büyük bir sinerji olsun istiyoruz. Evet. Çünkü Ordu'nun coğrafyası çok güzel. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Havasıyla, suyuyla, doğasıyla, insanıyla. Ama hak ettiği gibi temsil edildiğini düşünmüyoruz bir türlü. Bunu yakalayamadık. Buna nasıl katkı sunacak? Şöyle şehirde söyleyeyim. Ben tabii ki bir arkadaşım dedi ki, bak başkanım dedi, tecrübeli bir arkadaşımız, siyasette de bulunmuş. Şimdi siz federasyon başkanısınız ya, evet. Herkes sizi seviyor, size yaklaşıyor. Berabersiniz, beraber yürüyorsunuz. Ama yarın siyasete girdiğinizde biraz yanlışlaşacaksınız dedi. Çünkü taraf olduğunuz partililer daha size yakın, sıcak duracak. Taraf olmadığınız partililer de sizden uzaklaşacak dedi. Bunun bir yalnızlığını yaşarsın. Dedim ki ben yaşamam bu yalnızlığı. Şimdi ben bana bunu alınmasınlar siyaset yapanlarımız. Ya hemen şey olmadan çiçek açmaya başladı demesinler bana. Ama ben onlarla birlikte yaşadım. Ama şöyle ya. Bir araya giriyorlar. Halatı soruyorlar. Ona şahit oldum etkinliklerimizde. Nasılsın? Ne var ne yok? Böyle selamlaşma ve konuşmalarını gördüm. Ben bunu siyasi partileri hizmet aracı olarak görmemiz gerektiğine inanıyorum. İlimizin, ülkemizin menfaatları konusunda da birlik beraberlik olunması lazım. Benim siyaset anlayışım böyle. Ya biz bir ayrı bir partiyiz. Biz şimdi iktidar partisinin dediğine iyi dersek yarın biz yani kendimiz nasıl vatandaşın karşısına çıkacağız düşüncesi ağır basıyor. Ama ben bir siyasetçi profil olarak benim hemşehrilerim, siyasetçilerim nerede varsa ben bir STK başkanı gibi herkesle ilişkilerimi devam ettireceğim. Belki böyle bir katkı sağlayabilirim. İlimizde siyasetçilerin gittiğimizde yerel siyasetçilerin ve genel siyasetçilerimizin birbirine biraz mesafeli olduğunu gördüm. Buna üzüldüm. Yani siyasetçinin kimseye küsmeye, kimseye darılmaya faydası yoktur. Ben kendi adıma siyaset yapmıyorum. Siz de yapmayacaksınız. Öyleyse menfaat, ilimizin menfaatıysa, ülkemizin menfaatıysa kusura bakmayın. Sizin birbirinize mesafeli durmaya durma lüksünüz yok. Ben bunu söyleyecek adamım. Ben bunu söylerim. Çok güzel. Biz de sevgili izleyenler herhalde daha net anlamışlardır. Niye Sabri Çelebi olmalı diyorum. Bu cümlelerin üzerinden çok daha net anlaşılmıştır diye ifade ediyorum. Zira en büyük ihtiyacımız bu. Bir büyüğümüzün öne geçip de daha önce bunun çok güzel bir örneği var. Sayın İdris Naim Şahin döneminde yapılan. O büyüğümüzün şehri toparlayıp aynı masaya tarafından buluşturup aynı şekilde hedefe yürütmesi. Sonuçta dediğimiz gibi amacımız aynı. Ortak bir hedefe koşuyoruz. O da nedir? Memleketimiz, milletimiz gülsün, mutlu olsun ve refah seviyesi yükselsin. Ortak amaçla hizmet eden kişilerin de kavga etmesi anlamsız. Dolayısıyla bu fikri çok özümsüyorum. Çok özümsüyorum. İnşallah da bunu sağlayacağız. Biz medya grubu olarak en azından bu dönemi kesinlikle buna adadık. Bunun için çalışıyoruz. Umarız ki bütün aday adayları ya da bütün adaylar sizin gibi bu görüşe sahip olup bunu desteklerler başkanım. Ben bu görüşümün tavizini, ben STK'dan geliyorum. Ben hiçbir hemşerimi partisinden veyahut da siyasi görüşünden dolayı bizdendir, bizden değildir demeyeceğim. Diyemem. Ben yedisinde neyse bugün de oyum. Ben değişemem. Beni kimse değiştiremez bu konuda. Benim hemşerilerime canım kurum. Ben onlar için diyeceksiniz ki ne menfaatim vardı? İşin gücün yok muydu kardeşim? Ne işine bakmadın? İşime de baktım tabii ki ya. Evet. İşimize de baktık. Başarı hikayesi olması işte oradan geliyor başkanım. Evet. Sizin bir başarı hikayeniz var. Hem STK'da var, tabii hem iş hayatınızda var, hem de eğitimde var. Faniyiz. Gelip geçeceğiz. Siyasetçi de böyle. Biz geçmişte çok kaliteli siyasetçiler gördük. Yani hepsi bu dünyadan göçlü gittiler. Hiç kimse yerinde kalıcı değil. Kalıcı olan nedir? Bu ülkeye, bu ilimize, bu ilçemize, bu köyümüze bir sivil çakıyorsak gelecek adına bir çeşme yaptırıp da bir kurnasını, bir tasını asabiliyor, kalıcı olan odur. Evet. Benim siyasete bakış açım o. Ben STK'dan geliyorum ben. Ben STK düşüncemi terk edemem asla. Bütün hemşehrilerimin
hizmetinde bütün hemşehrilerimin sorunları çözmede hiç ayrım yapmadan ben herkesin milletvekili olacağım. Evet, inşallah. Ben AK Parti'den müracaat ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı'nın devam etmesini istiyorum. Ama bütün ülkemizin menfaatına, ilimizin menfaatına. Öyle olunca hiç parti ayrımı yapmaksızın bütün hemşehrilerimin hizmetine koşacağım. Siyasette yeni bir ses gelecek gibi görünüyor. Evet. Bu felsefe inşallah yayılır, çoğalır ki aslında doğru felsefe evet, bu. Baştan evet. beri özlediğimiz siyasi tablo evet. bu. Umarız ki başkanım temsil etmek nasip olur. Umarız ki dediğiniz gibi de bir yürütmeye sahip olursunuz. Zira kesinlikle. En büyük paydaşı biz oluruz. En büyük yardımcınız, destekçiniz biz oluruz her zaman. Kesinlikle. Çünkü istiyoruz ki şehrimizde, istiyoruz ki ülkemizde iyi, emin adımlarla geleceğe aydınlık günlere doğru koşarak gitsin. Bizim birbirimizden başka kimsemiz olmadığını bir kez daha hatırlatıp bu birlikteliğe sahip çıkılması gerektiğini de altını çizelim. Sevgili hemşehrilerimiz de lütfen buna duyarlı olsunlar. Zira eğer bu dönem kaybedilirse birlikten evet. beraberlikten yana kaybedilirse bir daha yakalanma imkanının olmadığını ısrarla hatırlatmak istiyorum. Haberlerde de çok üzerine düşüyorum. Belki fazla taraf gibi görünüyorum. Dedim zaten bu akşam tarafım diye. Hep neden yana tarafız? Orduluktan evet, yana tarafız. Evet. Şehrimizin ileri gitmesinden yana tarafız. Ülkemizin kazanmasından yana tarafız. Dolayısıyla bu oluşumların tamamını destekliyoruz. Başkan bir mesaj var okuyayım. Sözünüzü tamam. cümlenizi unutmayın. Tamam. Selamünaleyküm İsa Bey. Ordunun gururu orduların umudu Sabri Çelebi Başkanıma başarılar dilerim demiş Mehmet Yaman ve aleykümselam Mehmet Bey. Başkan da iletmiş olduk. Buyurun başkanım. Aleykümselam. Sevgili Sabri, biz bunun geçmişte örneğini yaşadık. İdris Naim Şahin bakanımızın önderliğinde ordu büyük şehir oldu. Orduya havalanı yapıldı. Kaç günde bitecek denildiği zaman 52 ile 28'in birleşimi yazılımı 528 günde bitecek denildi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan daha kısa sürede bitecek direktifi bitti. Şunu demek istiyorum. Biz ordu büyük şehir olurken biliyorsunuz nüfusumuz yeterli olmamıştı. Doğru. Sayın Recep Tayyip Erdoğan başbakanımız o zaman size 20 gün müsaade size. Bu nüfusu ne yaparsanız yapın. Gerçekten işte 20 küsür bin kadar nüfus tahmini atımda kaldığı kadar lazımdı. Biz 20 günde İstanbul'daki STK'lar olarak 40 bin nüfusu taşıdık. Yani biz orada büyük şehir yaptık. Gece gündüz yürüdük İstanbul'dan. Beraberliğin sonucu işte. Ortak hareketin sonucu. Biz büyük şehir olduktan sonra işte o günlerde İstanbul'da Ankara'daki bir parlamento muhabiri Mustafa Hamarat vekilimize demiş nasıl başardınız bunu demiş yani. Sağ olsun o da bizim federasyon başkanımız var. Telefonunu vereyim ona sorun demiş yani. Ben aradılar. Başkanım nasıl bu işi hallettiniz? Biz de dedim ki biz amatör kümeden süper liye geçmek istedik. Biz süper liye çıkmak istedik dedik. Dedim bunu aynı. Cümlenin özeti buydu. Büyük şehir olması için neden bu kadar mücadele ettik? Tabii büyük şehir olmasın diyenler de vardı. Haklı nedenler olabilir. Olsun diyenler de vardı ama ben büyük şehir olsun ilimiz. Bugünkü siyasete bakmayalım. Yan doğumuzda batımızda işte Karadeniz'e göre iki tane büyük şehir var. Tabii. Yani arada un ufak olup eziliriz. Değirmentaşı'nın ürünleri ezdiği gibi, buğdayı mısırı ezdiği gibi. Eziliriz. Biz büyük şehir olalım. Üniversitesiyle, havaalanıyla, büyük şehirle gerçekten süper diye çıkalım. Ama her şeyin başlangıcında sıkıntılar olabilir. Ama uzun vadede ilimizin kazancıdır yani ilimize. Biz ordulular olarak ordunun nasıl İstanbul'daki hemşehrilerimizin bir adım ileri gitmesi için mücadele vermişsek ordumuzun da daha yükseklere çıkmasını istiyoruz. Akademisyenleriyle, öğrencileriyle, iletişimiyle, ulaşımıyla, yollarıyla, efendim her şeyiyle. Yani gerçekten bir cennet parçası yurdumuzun ve yaşayan hemşehrilerimizin o bölgede refah derecesinin çok daha yükseklere doğru çıkmasını düşünüyoruz. İnşallah. Düşüncemiz bu. Refah seviyesi niyetimiz önce başkanım araya girmek istiyorum. Şimdi orada en önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesi evet. aslında hem istihdam hem de ekonomiye katkı. Evet. STK'larda uzun yıllar görev yaptınız. Uzun sürede iş adamlığı kimliğiniz var. Dolayısıyla bu ikisi birleştiğinde aslında vekillik döneminiz eğer nasip olursa vekillik döneminizde orada yatırımlar noktasında iş adamlarıyla işbirliği yapıp da Büyükşehir Belediye Başkanımız zaten biliyorsunuz bu konuda gönüllü ve üretim üzerine yapılanma sağlamaya çalışan bir isim. Evet.
acaba ordunun ekonomik yapısına katkı sağlayacak isimleri orduya kanalize etme imkanınız olur mu? Bu noktada çalışmalarınız olur mu? Tabii ki bunun mutlaka olacaktır. Bizim şu anda STK olarak iş adamı götürülmesi noktasında faaliyetlerimiz oldu. Resmi ve bürokratik altyapısını yaparak buradan iş adamları götürebiliriz. Çünkü buradan oraya götürdüğümüz iş adamlarına bürokratik yapının cevap vermesi lazım. Onu becerdiğimiz, hallettiğimiz zaman gerçekten oraya gidecek hem ordulu olan, ordulu olmayan iş adamları olacaktır. Biz nasıl STK'da bunu düşünmüşsek, herhalde bu işin içerisinde siyasetçi olarak bulunursak sözümüz de yöneticilerimize daha fazla geçer diye düşünüyorum. Şimdi orada hem Sayın Valimiz hem de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bu anlamda yeni organize sahanın yapılanması için büyük bir mücadele veriyorlar ki oranın yapılanmasındaki en temel amaç, bir an önce bitmesindeki en temel istek ekonomik katkı. Yani ordunun ekonomisine katkı sağlayıp istihdam oranındaki yüksekliği sağlanabilirse şehrin bir anda nevri değişecek, kabuğu değişecek gibi görünüyor. Sayın Valimiz Tuncay Soner Bey de gerçekten ordu için bir şans. Yani bizim onunla olan ilişkilerimiz, iletişimimizde bize çok kolaylıklar gösterdi. Hep yanımızda oldu valimiz. Gerçekten vali gibi vali diyelim. Daha önce de bir valimiz vardı bizim. Yani bazı konuları konuşurken dedi ki ya bana deseler ki nereye vali olarak gitmezsin deseler dedi. Ben oraya vali olarak gitmem demişti yani. Neden gitmezsin? Ama demek ki şimdi... bizim şeyde bir tabir var, sözüm şey olmasın, ben halktan geliyorum, biraz halk dili kullanacağım. Evet. Yani niçin böyle densin demesin. Bizim dedelerimiz, ecdadımız dedi ki iş bilenin kılıç kuşananın derdi. Değil mi? Evet. Ama Sayın Valim gelmesiyle birlikte ordudaki sosyal iletişimi, sosyal algıyı tamamıyla değiştirdi. Yatırımlar, yardımlar, yani karı kurba, kurabaya yardım, yakın olmak. Yani gerçekten valimize de ben çok teşekkür ediyorum. Kendisinden biz memnunuz. Evet. Ordu gerçekten çok büyük şanslı valimiz açısından diyorum yani. İnşallah bu beraberlik, birliktelik sizin döneminizde de tüm üst yönetimlerle beraber devam eder. Zira buna hep diyoruz, çok fazla ihtiyacımız var. Orada dere yoluyla, hava yoluyla artık ulaşım noktasında da inşallah demir yolda olur da Samsun-Sarp demir yolda gelirse dört dörtlük bir ulaşım ağına sahip olacak ve dolayısıyla bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmış olacağız. Ekonomik anlamda yatırım yapılabilmesi için tüm olumsuzluklar ortadan kalkmış olacak ve Karadeniz'in parlayan yıldızı olma konumuna çok aday bir il. Sadece ne gerekiyor? Temsilde güçlü siyasiler ve yerelde de bu işe katkı sunacak yerel dinamikler gerekiyor ki yerel dinamiklerimiz çok şükür iyi. İnşallah genelde de bu işi başarabilirsek. Bir şey daha söylemek istiyorum. Elbette başkanım. Ordunun kalkınması için her şeyi devletten beklememek lazım. Biz de yaşayanlar, ben şu anda orada yaşamıyorum ama oranın derdiyle dertleniyorum yani. Ben bir ordulu STK'cıyım neticede. Tabii. Yani şu olabilir, her ilçede bir anonim şirket kurulabilir, her ilçede, bu ordulardan olur. Ve her ilçede çeşitli uzmanlık alanlarına göre ihtisas kooperatifler kurulabilir. Bu hayvancılık olur, efendim turizm olur ve gerçekten ordunun kalkınmasına çok büyük katkı sağlar. Yani bunlar da aslında ordulu yöneticilerimiz veyahut da siyasetçilerimiz tarafından dikkate alınmalı. Tabii. Ben... Çok güzel bir öneri başkanım. Kendi şahsım adına, ben kendi şahsım adına İstanbul milletvekili de olsam ben orduyla iç içeyim ben. STK'larımla yine iç içeyim. Gerçekten bu iş için mesai harcayacağım. Ve orduda her ilçede bir anonim şirket kurarak ve her alanda ihtisas kooperatifler kurarak gerçekten böyle bir girişimi de hemşehrilerime başlattırmak, projeler sunmak istiyorum. Ayrıca böyle bir de düşüncem var. Bir şey daha söyleyeyim. Ben tabii ki Ordu'nun 19 ilçesi benim kardeşlerim. Hepsine gittim. Mesudiye'den Akkuş'a, İkizce'ye, Çaybaşı'na. Hepsi benim dostlarım, kardeşlerim. Ünye'miz, efendim, Fatsa'mız, Kumru'muz, Korgan. Korgan'da bizim Tuncay'ımız var. O da onu da orada etten gönderdik biz oraya. İşte Mustafa Hamarat'ı da biz orada etten gönderdik. Ben yeni değilim yani. Bizden eski önceleri var. Elbette. Gitmiş olanlar var. Tecrübeniz artık tartışılmaz. Gölköy'ümüz, Gürgen Tepe'miz, efendim, Çamaş,
Çatalpınar. Hep bizim canlarımız. Yani düşünebiliyor musun? Ben buna kafa yoran insanım. Yormuşum bu geçmişte. Ya bu Aybası'da işte arkadaşlarımız bir üniversite yapalım, yüksek okul yapalım deyip bayağı bir mesafe harcadılar. Ama demişler ki yol sorunu var, işte kısa sürede gidip gelinmiyor falan. Haritayı açtım önüme, yola baktım, Türkiye haritasına baktım. Gerçekten tünel ve viyadüklerle 50 kilometrelik yolu 40 kilometreye düşürme şansı var. Ve 40 kilometreyi de 20 dakikaya düşürme şansımız var. Bizim Perşembe Yarası'na çıktıktan sonra Aybası'ndan Reşadiye kaç dakika dönüyoruz? 20 dakika dönüyoruz. Yol var. Evet. Yani ilimizin işte bu Aybası Dere yolu, kaç tane ilçe var güzergahında, Ünye'miz öyle, efendim Mesudiye'ye giden yolumuz, işte bir tünel, işte bir yol var, mesafeler yakınlaştırdı ama çift tünel haline getirmek lazım. Evet. Ulaşımı daha kolay kılmak adına. Bunlar yapılabilir. Bunlar yapılırsa siyasetçilerimiz tarafından ben inanıyorum ki ordular ilçelerine, memleketlerine daha çok teveccüh edecekler. Elbette. Bu izlediklerinizi vatandaşlarımız muhtemelen büyük bir beğeniyle takip ediyorlardı. Söylediklerinizi daha doğrusu izlediklerinizi diye yanlış kelime kullandım. Mesudiye'den örnek verdiniz. Mesudiye sevgili izleyenler hatırlayın 4 saatte gidilir ve o günü pert ederdi sizi Mesudiye'ye gittiğiniz gün. Şimdi artık 45 dakikada dere yoldan Mesudiye'ye gidebilmek imkanı var. Dolayısıyla başkanımız söylediği cümleler son derece anlamlı. Düzgün siyasetçilerle yol yöründüğü zaman aslında çalışılmış, dersine çalışmış siyasetçilerle nerelere varacağını bu şehrin çok daha net gözlemleyebiliyoruz. Bu sayede inşallah işbirliği de oryante olur. Çok güzel olur. Başkanın bir avantajı var. Yani biz hep ne sıkıntı yaşadık? Saha bilmeyen, siyaset bilmeyen, milleti kucaklamamış siyasetçilerin özlemini çektik hep. Evet. Şimdi hepsinin bir arada olduğu adaylar geliyor Allah'a şükür. Evet, evet. İnşallah o adaylar hem burada İstanbul'da toplumu bir araya getirmekte hem de orduda, orduyu İstanbul'u kaynaştırmakta başarılı olurlar, mesai verirler. Biz de bundan son derece memnun oluruz. Şimdi zamanımız daralıyor. Evet. Ordunun iki önemli sorunu var. Daha doğrusu iki önemli başlığı var. Bunlara muhtemelen siz çok kafa yormuşsunuzdur. İkisini birden sorayım size. Siz tek tek cevaplayın bunları. Bir Ordu Spor, iki Fındık. Evet. O konudaki düşüncelerim şöyle. Biz Ordu Spor Kaşköy'lerin atkılarını İstanbul'da çok taşıdık. Hala hemşehrilerimin yolda rast geliyorum İstanbul metropolünde. Arabanın arkasına Ordu Spor'un formasını asmış. Yani bu kadar sevdalıyız Ordu Spor'a. Ama şu var yani bizim spora siyaset karışmamalı. Siyasetçiler hepsi benim dostlarım, kardeşlerim. Hepsini seviyorum. Onlar da beni sever. Ama doğruyu söylememiz lazım. Bizim ülkemizin başına, bizim liderlerimizin başına ne geliyorsa çok yaşa padişahım demekten geliyor. Evet. Aslında eksiğini söylemek daha iyi olması gerekirken ne güzel yaptınız diyenler ama güzel olmadığını sonradan görenler lideri de yoluna şaşırabiliyor. Onun için ben ordunun, Ordu Spor'a şartları ne olursa olsun hem yerel siyasetçilerimiz, yerel kurumlarımız tarafından destek verilmesi lazım. Allah göstermesin. 6 Şubat'ta deprem oldu. Hemen o sabah Ordu Büyükşehir Belediye'miz, Ordu Valiliğimiz, ilçelerimiz Adıyaman'a gittiler. Devletimiz oraya gönderdi. Müthiş bir refleks gösterdiler. Müthiş bir refleks gösterdiler. Biz buraya para harcamadık mı? Doğru. Nereden gidiyor bu değermenin sunu? Ya lütfen ilçemizde de, ilimizde de spora yatırım yapalım. Geçen pazar günü galiba Ünye Spor kız futbol bayan futbol takımının maçına gittim. Harika. Harika çocuklar yani gerçekten. Ben çok maça gittim ama böyle bir cevher, böyle mücevherler görmedim. Nasıl destekleyeyim ben? Destek olamaz bunlara. Kardeşim az yapın biraz diğer işleri harcamalarını ama sporu geliştirin. Bir ülkenin marka ülkeyi, bir ilçeyi, bir ilin marka değeri yapan STK'sıdır, sporudur, iş adamıdır, siyasetçisidir, basınıdır. Beş parmak, beş ayak. Eğer bunlar kaliteli yoluna yürürse ama beraber yürürse gerçekten bu ilçe, belde, il, bölge, ülke yani marka olmaması için bir neden yok. Şampiyon olur yani. Ülkenin İnşallah. Şampiyon olur yani. Ordu Spor'a bakış açım bu. Diğeri Fındık. Fındık içinde ben yine Ordu Büyükşehir olurken söylemiştim bir siyasi parti toplantısında. Ordu ile ilgili değildi ama sanki Ordu'nun Büyükşehir olmasına karşı çıkan bir siyasi partiydi. Dedim ki biz Ordu'nun Büyükşehir olmasını istiyoruz.
fındık işte vesaire. Onda şunda var, bizim yerel tüccarlarımız tabii ki fındığı alan satan, o şekilde üzerinden para kazanan hemşehrilerimiz. Belki o iş daha kolay ama bilmiyorum, bizdeki bizde burası gurbet değil bizim için ama gurbet ruhuyla kendi doğduğu ilde yaşaman ruh varlı mı oluyor bilmiyorum. Ya biz kahramanlar yaratmaya çalışıyoruz yani, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu konuda düşüncem şu. Ordunun 3 tane büyük sahilden içerideki ilçelerine 3 ayda entegre tesis yapınız. Fındığı dışarıya, yok efendim Ferrura mı diyorlardı, ne diyorlardı? Evet. Ona satalım, buna satalım. Tüccarlarımızın bir kısmına bir avantaj, öncelik veriyor o yabancı firmalar. Benim adıma 100 ton topla, 200 ton topla. Dolayısıyla tekel bir firma oluştu sahada. Ya tabii. Kardeşim bakın yani. Ya 3 tane entegre tesis yapın kardeşim. Bir yerde yapmayın. Gölköy'ü de yapın. Aybası da yapın. Kumru da yapın. Veyahut da Akkuş da yapın. Değil mi? Yapın. Evet. İnanın, ben şuna da inanıyorum. Ya bu projeyi haline getirilir. Proje bunu... Size bu noktada kritik bir soru sorayım. Lafınızı keserek başlayayım. Bitireyim. Yani ordunun fındığı değil, Türkiye'nin fındığını işleyerek dışarıya mamul fındık satarsınız. Evet. Mamul fındık çok satılır. Çok önemli. Fındık böyle kurtulur. Yani hükümet destekleme efendim prim verecek, fiyatı yüksek verecek. Efendim serbest piyasada böyle olacak. Yabancı firma böyle fiyat verecek. Yok kardeşim, bunlardan kurtulmak lazım. Ordunun Bahtı Kara, ne derler, yok mu Bahtı Kara madeni, ülkeyi kurtaracak işte Mustafa Kemal Paşa Atatürk yola çıktığı zaman işte şairler böyle diyor, yok mu ülkeyi bu kurtaracak madeni Bahtı Kara. Ya kardeşim, madeni Bahtı Kara yiğitlerimiz vardır bizim orduda ya. Evet. Boş değildir yani. Ben buna olacağına inananlarım. Evet. Ütopik değilim. Ben projeciyim. Ben ama bir yerden başlamak lazım. Başlamak işin %51'idir. Burada bir soru soracağım, kritik bir soru soracağım. Daha önce Hilmi Güler'e kadar, daha önceden kastım bu, AK Partili siyasilerin hiçbirisi fındıkta tavır almamıştı. Yani hükümet, genel hükümet bir fiyat politikası belirler ve onun üzerinden devam ederdi. Üreticilerimiz genelde rahatsız olurlardı. O rahatsızlığı da vekillere bir şekilde iletirdik ki biz bunun için de önayak olurduk sürekli basın olarak. Bu konuda sürekli her sene yayın yapmak zorunda kalan bir medya grubuyuz biz. Vekiller de çok rahatsız ettiğimiz oldu bu konuyla ilgili. Vekillerimiz bu rahatsızlıkları üreticinin haklı olduğunu gördüğü halde Ankara'da bu işin sorumlularını aktaramıyorlardı. Devreye giremiyorlardı. Ta ki orada Büyükşehir Belediye Başkanı tekelcilik suçundan rekabet kuruluna başvurup bayrak açana kadar. Bundan sonra vekiller de devreye girmeye başladı. Sabri Çelebi vekil olursa ve üreticimizin fındıkla ilgili rahatsızlığı olursa AK Parti grubunda Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanının karşısında üreticinin sorununu çok net bir şekilde Cumhurbaşkanımıza aktaracak mı? Kesinlikle bir projeyle, bir dosya halinde çalışmayla ben bu fiyatlar belirlenmeden Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşeceğim, görüşürüm. Bir şey daha örnek anlatacağım. Ben askerde çavuşudum. Ve anlatmamda, örnek vermemde sıkıntı yok herhalde. Estağfurullah. Çavuşudum. Karargah bölüğünde ve hakikaten bölük komutanı tarafından da çok sevilen bir çavuşum. Hala da kendisiyle iletişim vardır. Emekli albaydır hala. Ne güzel. İsim söylemeden alo dediği zaman Sabri diye bana konuşur böyle. Ben hep yüzbaşımın bölük komutanımın yanına giderdim. Sürekli. Ve günün birinde dedi ki bana, ya arkadaş sen benden korkmuyor musun dedi. Niye korkayım komutanım senden dedim. Sen benim bölük komutanımsın. Ben de bu karargah bölüğünün bir çavuşuyum, erbaşıyım. Siz emir vereceksiniz. Biz bölüğümüzü işleri yürüteceğiz. Ben senden niye korkayım dedim. Ya dedi, ben şimdi bölükten oluyor veyahut da taburdan, başka taburlardan oluyor. Beni görünce asker kaçıyor benden dedi. Ben böyle yanlış bir adam mıyım dedi. Ben nasıl bir tahlil ediyorsunuz? Efendim siz gayet disiplinsiniz. Herkes işini düzgün yapsın diyorsunuz. Askeriz bize neticede. Şimdi şuna getireceğim. Ya ben ülkemin başbakansa başbakanı, cumhurbaşkanımsa cumhurbaşkanı. Nasıl görüşemem ya? Böyle bir milletvekilleri tasarruf etmiyorum yani. Evet. Kesinlikle tasarruf etmiyorum. Ben ilimin sorunu çözmüş olursam cumhurbaşkanımın yükünü hafifletmeyecek miyim ben? Kesinlikle. Partimin yükünü hafifletmeyecek miyim evet. Ben? Ben o zaman neyim milletvekiliyim? Neyim milletvekiliyim? Yani halkımın, vatandaşımın arasında dolaşacağım, hal hatır soracağım. Ben de iş yaptığı gözükeceğim. Ondan sonra ben milletvekiliyim.
Kusura bakmasın. Ben öyle milletvekili yapamam. Ben duymadım, yapmayacağım diyorsun Sayın Başkan. Ben öyle milletvekili yapamam yani. Kusura bakmasınlar ya. Çok isabetli bir aday adayımız var sevgili izleyenler. Kusura bakmasınlar. Herhalde siz de benimle hemfikirdirsiniz. Ben sorun çözmek için milletvekili olmak isterim. Evet, inşallah nasip olur başkanım. Evet. Şimdi son bir soru soracağım. Sonra size bırakacağım mikrofonu. Ülkede iki ayrı ittifak var. Yani şöyle, çok fazla ittifak var ama genel manada seçim sonucunu belirleyecek iki ittifak var. Birisi Millet İttifakı, diğeri de Cumhur İttifakı. İki ittifakın uluslararası ilişkilere bakışları farklı. Cumhur İttifakı'nın ciddi bir diyaloğu var. Çin ve Rusya bloğuyla ciddi bir ticari hacmimiz de var. İthalat ve ihracat hacmimiz de var. Avrupa Birliği'ne de ihracat ve ithalat hacmimiz var ama bu bölgelerde daha yoğun çalışıyoruz. Özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğumuz zor ekonomik şartlarda Rusya'nın desteğini tüm dünya gördü Türkiye'ye. Evet. Millet İttifakı'nın da tam tersi Rusya ile aramıza mesafe koymak gibi bir siyasi görüşü var. Daha çok Avrupa Birliği ile iş yapmak, Amerika ile iş yapmak gibi bir siyasi görüşü var. Bununla ilgili AK Parti'de Cumhur İttifakı'nda sizin düşünceniz ne olur? Seçimden sonraki sürecin nasıl işlemesi gerekir ki Türkiye'nin daha rahat hareket etme kabiliyetine sahip olması lazım? Şöyle demek istiyorum. Uluslararası ilişkilerde sürekli düşmanlıklar ve sürekli dostluklar yoktur. Ülkelerin menfaatları vardır. Ben Cumhur İttifakı'nın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin One Minute dediği günden bu yana ülkesinin menfaatını düşünerek icraatlarını yapıyor. Hatta ondan farklı beklentileri olan konjonktürel yapılar oluştu emperyalistler tarafından. Hegemonya tarafından diyeyim. Ama tamamen bir bağımsız Türkiye karakteri ortaya çıktı. Bir lider olarak vatandaşlarını kucakladı. Şimdi bizim ülkemizin menfaati efendim Rusya ile Amerika kavga yaptı diye biz Amerika ya siz buraya düşman olun biz müttefikiz. Siz de buraya ambargo koyun. Biz bunu yapamayız. Ambargo koyduk. Kardeşim sen de müttefikiz ama 100 bin tır, 200 bin tır silah yedin ya doğumuza. Evet. Değil mi? Güneydoğumuz sınırlarımızın dışına. Değil mi yedin? Ya bu nasıl müttefik o zaman? Biz ülkemizin menfaatine bakacağız. Biz barıştan yana olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Ukrayna'yla ve Rusya'yla bu liderleri veyahut da bakanlarını, sorumlularını bir masaya getiren dünyada tek liderdir. Yani dünyadaki gıda krizinin çözümünde buğday koridoru nasıl kuruldu diye kurulur sanki. Biz Rusya'yla düşman olsak, biz de onlara ambargo olsak böyle bir çalışmaya, dünya menfaat, insanlığın menfaatına böyle bir çalışma imza atabilir miydik? Atamazdık. Atamaz. Şimdi bizim vatandaşlarıma, hemşerilerime şunu da söylüyorum. Ya şimdi Türkiye'de İyi işler yapılıyorken eğer bu ülkenin hükümetinden memnun değilse Amerika demek ki burada iyi işler yapılıyor. Ya Amerika bizim dayımızın oğlum ya amcamızın çocuğum halamın oğlum yani. Çok hayrımıza rüya görmezler. Yani sonuçta. Bizi çok mu seviyor ya nasıl oluyor da bizim hükümetimizi cumhurbaşkanımızı değiştirmeye çalışıyor. Hükümet seçime müdahale ediyor. Şimdi diğer muhalefet, şu andaki muhalefeti bloguna da bakarsak. Bunlar da diyorlar ki biz Amerika ile iyi geçineceğiz yani. Biz dünya ile iyi geçineceğiz. Rusya'ya ambargoyu koyacağız. Hı. Ya kardeşim biz Rusya ile tarih boyunca ambargo koyamamışız. Neden koyamamışız? Çünkü komşuyuz. Yoğun ihracatımız var bir kere. Çok ciddi bir gelirimiz var Rusya'dan. Hem turizm hem de gıda alanında ciddi ihracatımız var. Akdeniz'e geçiş bizim sularımızdan geçiyor. Evet. Yani bunu tamamıyla düşman olup da kapatabilir miyiz? Neticede bizim de onlara ihtiyacımız var. Biz onlara ürün satıyoruz. İhracat yapıyoruz. Evet. Yani onların inşaat yatırımlarını Türk firmaları yapıyor. Yani tamamıyla biz ekonomik olarak içli dışlıyız. Bunu nasıl kesip atabiliriz? Ama bizim muhalefet blokumuz tamamıyla Amerika ne derse biz onu yapacağız diyorlar. Biz öyleyse Amerika Türkiye'nin haline bir şey yapmayacağına göre emperyalist kuşatmasını Karaağaç'tan başlatarak Ege'nin adalarına, limanlarına, efendim Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs'ına, Suriye'de efendim bu yapılanmaları niye yapıyor acaba Amerika o zaman? Neden yapıyor? Siz bu kuşatmayı kaldıracak mısınız? Ey muhalefet! Ey sayın liderlerimiz, siz bu Amerikan kuşatmasını kaldıracak mısınız yani? Bir projeniz var mı? Ne yapacaksınız? Askerimize, efendim bizi sınırların dışında ne işimiz var?
deyip içeri mi çekeceğiz askerimizi? Geçmişte Kuzey Irak'a efendim teröre harekat yapılıyordu. Asker sabah gidiyordu. İşte uluslararası bir işte ajanslara haber düşüyordu. Amerika şöyle dedi, çekilir dedi. Tamam, akşama çekiliyoruz derdik ve asker geri dönerdi. Evet. Ama şimdi öyle değil. Şimdi öyle değil. Muhalefet ne diyecek yani? Bu sınırlarımızdaki bu kuşatmayı nasıl kaldıracakmış yani? Kuzey Suriye'deki 200 bin tırlık askeri malzemeyi kime göre kullanacak acaba? Bölgemizdeki çıkarları olan ülke kim? Türkiye bizim Irak'ta, Irak'ın tamamı da, Suriye'nin tamamı da bizim kardeşlerimiz. İşte Suriye iç savaşında Suriyeliler nereye gitti? Dünyanın her tarafına gitti ama 3,5-4 milyona yakın Suriyeli bugün Türkiye'ye geldi. Tabii birçok ülke kabul etmedi. Kabul etmedi. Şimdi onların refahının bozulması bile bize yansıyor. 50 milyar bütçe harcadı Türkiye göçmenlere. Evet, çok ciddi bir rakam. Biz onun için tarafından da takdir edildi. Bölge ülkelerinin güvenliğini de düşünmemiz lazım. Biz emperyalist, işgalci bir ülke olamayız. Osmanlı Devleti dahi olamamıştır yani. Gittiği yere mutlaka medeniyet götürmüştür. Ben Arabistan'da da çalıştım. İnşaat yaptım. Ve şu vardı. Biz hani bize imparatorluk derler hani işgal etmişiz falan. Ama biz o kadar özümsemişiz ki, o kadar yani kendimizden saymışız ki. Türkçeyi öğretmek yerine İngilizler gibi bir hegemonya kuralım. Türkçeyi öğretelim buna dememişler. Ve Müslüman olduğumuzdan dolayısıyla da biz Arapçayı öğrenmişiz. Yani Türk milleti böyle bir millet. Biz çevremizin güvenini de düşünmemiz lazım. Çevremizde ateş varsa, yan binada ateş varsa bize de sıçrar. Ama muhalefetin buna şeyi nedir yani? Amerika ile iyi geçineceğiz. Amerika ne verecek Amerika bize ya? Dayımın oğlum, halamın oğlum ya Amerika benim. Yani benim açlığımı mı düşünecek? Neyi, kimin şeyidir yani akrabasıdır Türkiye'de? Var mı öyle bir şey? 10 bin kilometreden gel sınırlara. İşte Karadeniz'de bir sihaları düşmüş yani. İhaları düşmüş. Ya kardeşim sen ne işin var ya Karadeniz'de? Evet. Ne yapacağız o zaman? Yani NATO'nun Varşova Paktı'nın dağılana kadarki ülkemizdeki NATO'nun ve Amerika'nın üstlerini biliyoruz yani. Yani Rusya'yı gözlüyorlar. Sovyetler Birliği'ni gözlüyorlardı. Bugün buna ihtiyaç var mı? Muhalefet ne yapacak yani? Bence muhalefetin tek bir derdi var. Şunu az yaptınız. Bunu böyle daha iyi olurdu. Efendim dramlar üzerinden, felaketler üzerinden biz olsak böyle yapardıkla oradan siyaset çıkartmaya çalışıyorlar. Ya bir proje koyun kardeşim. Siz Amerika sizin yani has yüzünüze, gözlerinize mi hasret ya? Ne vereceksiniz yani, mutlu edeceksiniz yani? Yani herkesin derdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında Cumhurbaşkanı olmasın da ne olursa olsun. Ya böyle bir siyaset olmaz. Evet. Türk milletinin, ordulu hemşehrilerimin, bizi izleyenlerin buna müsaade etmemesi lazım. Siyasetin projeye gelmesi gerektiğini anlıyorsunuz. Evet. Yani evet. Bir lider gitsin diye herkesin bir araya gelmesi de sadece sonucu değiştirmek adına. Başka hiçbir amacı yok diyorsunuz bu işin. Zira Rusya konusundaki söylemlerinize, uluslararası ilişkilerdeki söylemlerinize ben de katılıyorum. Sözünüzü kesmek istemedim. Bu anlamdaki bilgi ve tecrübenizi bildiğim için aslında vatandaşlarımızla bilgilensin diye araya girmek istemedim ben. Şimdi ben birkaç mesaj başlık olarak okuyacağım. Onları saygısızlık olmasın diye okuyorum. Evet. Çok fazla şey var, mesaj var. Kusura bakmayın lütfen, hepsini okuyamıyorum. Ali Sınç yazmış. Ali Sınç vekil görmek istiyoruz diye temennisini iletmiş. Eyüp Kaya yazmış. Yine benzer Kocaeli'nde bir vekil adayı varmış. İnşallah mecliste buluşurlar demiş. İnşallah hemşerimiz meclise gider, Kocaeli'ne gider ve dediğiniz gibi orada hep beraber hizmet edersiniz. Mehmet Gözükan yazmış. Allah yolunu açık etsin demiş. Ertuğrul Köleoğlu yazmış. Ertuğrul abi de selam ve sevgilerini iletmiş. Sabri Başkan vekildir demiş. Yüksel Sevindik yazmış. Selamlar demiş. Allah muvaffak eylesin demiş ve Kadir Çelebi yazmış sevgili başkanım. Şimdi ben bana ayrılan süreyi bitirdim. Kadir Çelebi benim çok kıymetli hocam, amcamın oğludur. Öyle mi? Yeni emekli oldu ama hayat emekli olup yani boşa harcanacak zamanımız yok. Bir yerlerde bir şeyin ucundan tutmasını temenni ediyorum.
Artık siz bundan sonra yön vereceksiniz başkanım, vekilim. Sevgili izleyenler, ben ayrılan süreyi bitirdim. Şimdi mikrofon Sabri Bey'de. Evet. Sabri Başkan'ı gördünüz, dinlediniz. Niye taraf olduğumu da herhalde anlamışsınızdır. Evet. Ordunun bu isimlere, bu tarz büyüklere ihtiyacı var. İnşallah sayıları artar. Hem orduda, merkezde, yani bizim 6 kişilik vekil listemizde, hem de burada 3 bölgede Sabri Başkan gibi inşallah en az listelerin her birinde 3'er 4'er tane vekilimiz olsun. Her partiden olsun. Hemşehrilerimiz de lütfen bu konuda duyarlı olsunlar. Aday adaylığı başvurularını yapsınlar. Genel merkezlerin de bahaneleri kalmasın. Evet. İki tane büyük partinin il başkanı var. Kesinlikle ikisi de çok başarılı, takdir ediyoruz. Ama onların başarısını, aynı zamanda genel başkanların başarısını neyle ölçeceğiz? Listelerdeki ordular sayısıyla ölçeceğiz. Evet. Eğer bunu başarabilirseniz sizi alkışlayacağız, her yerde destekleyeceğiz, omuzumuza taşıyacağız, birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğiz. Eğer bunu başaramazsanız da o zaman kusura bakmayın demesini evet. de bileceğiz. Kesinlikle. Sevgili başkanım, mikrofon sizde. Evet. Son cümlelerinizi alalım. Ben özellikle bu dönem bütün siyasi partilerden aday olan, adayı olan hemşehrilerime başarılar diliyorum. Onları tebrik ediyorum. Aslına bakarsanız İstanbul, bizim gayretlerimiz, orduların yoğun olarak bulunduğu bu metropol kentte 10 kişilik milletvekili kadrosunu hak ediyoruz biz. Evet. Yani 1-2-3 değil. Yani buradan siyasi partilere sesleniyorum. Gerçekten bir listede biz bir ordulu koyduk, tamamdır bu ordulara yeter demeye asla kabul etmiyoruz. Seçilecek yerlerden her listede en az 3 tane 5 tane ordulu görmek istiyorum. Biz 30 yıldır İstanbul'da bunun mücadelesini verdik. Ve biz gerçekten de bu ülkenin temel taşı bir vilayetin çocuklarıyız. Bulunduğumuz yerlere katma değer sağladık. Ülkenin gelişmesine katma değer sağladık. Hiçbir zaman olumsuz davranışlarda bulunmadık. Onun için orduları çok iyi değerlendirmelerini diliyorum. Biz bunun karşılığını mutlaka veririz. Bu ülkenin kalkınmasına destek veririz, elimizi taşın altına koyarız. Gerçekten de biz bunu hak ederiz. Ordunun İstanbul'da 10 kişilik milletvekili kadrosuna sahip olması çok önemlidir ve bunu da hak ediyor. Ben diğer illerden de olsun ama gerçekten biz şu ilden bu kadar var, bu kadar buradan var demiyoruz yani. Ama biz 10 kişilik milletvekili kadrosunu İstanbul'da hak ediyoruz. Çeşitli siyasi partilerimizden, hemşehrilerimizin işte AK Parti'de günü uzattılar zannediyorum. Aday olsun hemşehrilerimiz. Sayımız ne kadar çok olursa bugün olmaz yarın ve hem kendi çocuklarımıza örneklik oluruz, çevremize örnek oluruz diyorum. Ben gerçekten de umut varım hemşehrilerimden de. Ne kadar sıkıntı olursa olsun devletimizden, hükümetimizden de umut varım. Cumhur İttifakı'nın iktidarıyla inşallah önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerinde birçok sorunları daha kolay çözeceğini düşünüyorum. Memleketimiz bir seçim satımı haline girdi. Yani deprem oldu, sel oldu vesaire ama bunun altından kalkıyor. Çok şükür kalkıyor. Nasıl pandemi sürecinde altından kalmışsa Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bunları da yaparsa Cumhur İttifakı yapar diyorum. Hepinizi sonlandırıyor muyum? Evet, sonlandıralım başkanım. Bizi izleme fırsatı bulan bütün hemşehrilerime, vatandaşlarıma, kardeşlerime saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Biz umutsuz değiliz. Biz umut varız. Sorun varsa, bir yerde sorun varsa çözüm biziz. Eğer biz sorun var da efendim siz sorunsanız kendiniz çözümsüz olursunuz. Sorun varsa çözüm biziz. Başkanım çok teşekkür ediyorum samimi sohbetten dolayı. Ağzınıza sağlık. Çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Eminim ki hemşehrilerimiz, ekran başındaki evet, izleyicilerimiz evet. de mutlu olmuşlardır. Kocaeli'den muhtarımızın selam var ısrarla. Aleyküm selam muhtarım. Bildireyim selamını. Sevgili izleyenler çok güzel bir program oldu diye düşünüyorum. Umarım ki Sabri Bey'i daha yakından tanıma imkanına sahip olmuşsunuzdur. Bu seçimde hep söylüyorum. Çok önemlisiniz. Seçmenler çok önemli. Doğru oy kullanmak çok önemli. Biz doğru oyu nereye kullanacağız? Doğru ordulu isimlere kullanacağız. Partisi
ideolojisi ayırt evet. etmeksizin kim olursa olsun doğru isimlere kullanacağız. O noktada inşallah fikir birliğine varacağız. Çünkü hiçbir parti, hiçbir lider vazgeçilmez değil bizim için. Asıl olan ordulluktur diyoruz. Sabri Başkanım'a da izleyicilere çok teşekkür ederek Pazartesi günü TV52'de ana haberde görüşmek dileğiyle veda ederim efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.